Fatih Bey. Fatih Bey, orada mısınız? Fatih Bey, sesim geliyor mu acaba? Hocam geliyor geliyor. Tamam, kaydoluyor. Ha, tamam. Tamam, onu teyit etmek için sormuştum. Tamam hocam, sıkıntı yok. Devam edebilirsin. Çok tamam, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, hijyen ve sanitasyon neden günümüzde özellikle çok önemli? Çünkü malum hepimiz bir sürecin içinden geçiyoruz. Bütün dünyada bir pandemi olayı var. Ve bu pandeminin bu pandeminin yayılmasının nedenlerinden bir tanesi de özellikle toplu olarak çalışılan, hizmet görülen ya da üretim yapılan yerlerde hijyen ve sanitasyonun sağlanamaması ya da yeterince sağlanamaması. Bazı yerlerde tabii bir takım şeyler var, önlemler falan alınıyor ama yeterince sağlanamıyor. Dolayısıyla bu da pandeminin yayılmasına adeta ön ayak oluyor. Onun için toplum sağlığı açısından, insanların bireysel sağlığı açısından bu standartı uygulamak çok önemli. Şimdi TS 13811'i birçok kuruluş artık kendi kullanmaya başladı. Yani bu çalışmayı yaptılar, Türk Standartlar Enstitüsü'nden belge aldılar. Bu standart diğer gördüğümüz ISO standartları kapsamında değildir. Mantığı yine ISO standartları gibidir ama kapsam olarak sadece TSE'ye özel, TSE'nin kendi çıkardığı bir standarttır. Uluslararası değildir. Onun için bu standart Türkiye'de geçerlidir. Ama bazı kuruluşlar, mesela Türkiye ülkelerde, işte Tacikistan, Kırgızistan, oralarda TSE'nin bir takım çalışmaları var. Oralarda da isteyen kuruluşlar bunu alabiliyor. Evet, şimdi eğitimin amacı nedir? Bu eğitimin amacı standart maddelerinin aktarılmasıdır, anlatılmasıdır, yorumlanmasıdır. Yani TS 13811-2018'in bu yönetim sisteminin temel şartlarını aktarmak. Şimdi TS 13811-2018 hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin şartlarına bakalım. Standart maddelere baktığımız zaman kapsam, atıf yapılan standartlar, terimler, tarifler, kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama, destek, operasyon, performans, değerlendirme ve iyileştirme. Şimdi burada ne var? Burada şu maddeleri gördüğümüz zaman anlıyoruz ki ISO'nun, yani uluslararası alanda kabul görmüş olan yüksek seviyeli yapıdaki tüm maddeleri burada da esas alınmış. Yani aslında bu adeta bir ISO'nun yönetim sistemi şekline dönüştürülmüş. Dolayısıyla aynı mantık burada da kullanıldığı için bu standardın uygulanması halinde Avrupa Birliği'ndeki standartlarla ve dünyadaki diğer uluslararası standartlarla harmanizasyon kolay şekilde sağlanabilir. Şimdi standart ne diyor, ona bakalım. Özellikle kapsam maddesinde bir açıklama var. Diyor ki müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürün ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda. Yani kuruluş müşteri şartları için, müşteriyle yapılan anlaşmalar için ve birincil ve ikincil mevzuat şartları için ben diyor ürettiğim ürünlerde ya da verdiğim hizmetlerde gereklilikleri karşılayacağım diyor. İşte bunu karşılama kararı verdiği zaman diyor bu standardı uygulayabilir. Şimdi burada müşteri şartları dediğimiz zaman ne olabilir? Mesela birkaç ay önce bir özel okulda böyle bir çalışma yapıldı. Bir kolejde ve bu kolej TS 13811-2018 standardını aldı, onun belgesini aldı. Yönetim sistemini kurdu ve denetime girdi. TSE tarafından
yapılan denetimler sonucunda bu standardı almaya hak kazandı. Şimdi burada kolejde tabii okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere okul öncesi, ilkokul ve orta kısım, da ilk öğretim yani dediğimiz kısım, sonra lise kısmı da dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan bir aşamalı okul. Bu kolejde TS 13.811 hijyen ve sanitasyon şartlarının sağlanacağı velilere bildiriliyor. Yani burada diyor ya müşteri ve uygulanabilir şartlar. İşte burada velilere bu anlatılıyor. Yani diyor ki sizin çocuklarınız bizim kolejimize geldiği zaman daha güvende olacaklar. Neden? Çünkü biz 13.811 hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini burada uyguluyoruz. Bu da tabii ne oluyor? Müşterilere yani velilere bir güven sağlıyor. Güven veriyor. Onlar da bunu gördükleri zaman diyorlar bu okul daha güvenli görünüyor. Biz çocuğumuzu buraya gönderebiliriz. Örnek. Yani bunun gibi bir olay. Şimdi devam edelim. Diğer bir koşul sistemin sürekli iyileştirilmesi, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında bu standardı uygulayabilir. Demek ki toparlayacak olursak standardın dediği şu kapsam olarak. Herkes uygulayabilir diyor bunu. Kim uygulayacak aslında herkesin içinde? Niyetli olanlar. Neye niyetli olacak? Müşteri şartlarına, birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, sistemin sürekli iyileştirmesi anlayışına yakınlık olacak. Bütün bunlar bir araya geldiğinde eğer kuruluş, herhangi bir kuruluş diyor, bunları amaçlıyorsa, hedeflerinde bunlar varsa, o zaman diyor, bu standardı uygulayabilir. Demek ki standardın uygulanması için bir sektör ayrımı yapılmıyor. Yani size sorup deseler ki, siz 13.811, 2018 hijyen ve sanitasyon eğitimi aldınız. Dolayısıyla bizim bir kuruluşumuz var. Acaba biz bu belgeden alabilir miyiz diye sorsalar sizin vereceğiniz yanıt evet olacaktır. Yani eğer birinci ve ikinci mevzuat şartları yasalara uygunluk sağlanıyorsa o zaman tabii ki alabilirsiniz diyeceksiniz. Olay budur ya. Yani. Evet. Şimdi kapsam maddesine devam ediyoruz. Burada bir açıklama daha var. Diyor ki bu standardın bütün şartları genel olup tipine veya boyutuna ya da tedarik ettiği ürün ve hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanması amaçlanmıştır. Demek ki standardın uygulama kapsamı tüm kuruluşlar için geçerli. Az önce bahsetmiştim hatırlarsanız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu standardın uygulanması için bir gemi inşaatı yapılı bir tersane de olabilir, bir hastane de olabilir, bir okul da olabilir, kolej de olabilir, bir fabrika da olabilir ya da bir ticaret ve sanayi odası da olabilir. Dolayısıyla standardı diyor biz öyle bir hazırladık ki yani tedarik ettiği ürünlere bakmıyoruz, hizmetlere bakmıyoruz, tipine bakmıyoruz, üretim sektörü olup olmadığına bakmıyoruz. Herkes az önce bahsettiğimiz unsurları, prensipleri amaçladığı zaman bu standardı uygulayabilir. Demek ki toparlayacak olursak tekrar bütün kuruluşlar bu standardı alabilir. Gelelim üçüncü başlığa. Terimler ve tarifler. Hijyen tanımı var burada. Hijyen ne demektir? Şimdi hijyenin tabii sözlüklerde farklı farklı tarifleri olabiliyor. Yani Türkçe sözlüklerde bile ayrı ayrı tarifler çıkabilir ama sonuçta buluşma noktaları aynı. Yani anlatmak istediği şeyler aslında aynı. Sağlıklı ortamın korunması ve
ortamın mikroorganizmalardan arındırılmasına hijyen deniyor. Dolayısıyla bunun yanında tabii bir açıklama daha var. Herhangi bir yüzeydeki veya ortamdaki mikroorganizmaların insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek düzeye indirilmesi. Mesela bazı bakteriler, mikroplar vardır, bazı organizmalar vardır. Onlar zarar vermez. Belli bir miktarı aşmıyorsa bir zararı olmaz. Fakat bazıları tam tersine faydalı da olabiliyor. Dolayısıyla hijyenin amacı zarar veren bakterileri, mikropları, mikroorganizmaları yok etmektir ya da zarar vermeyecek seviyeye düşürmektir. Esas amaç bu. Bir de temizlik tanımı var burada. Yüzeylerde gözle görünen kirliliğin uzaklaştırılmasına temizlik diyoruz. Mesela koltuğun üzerinde leke var, halıda leke var ya da bir çöp düşmüş. Bunun gibi bütün bunların ortadan kaldırılması, normal şekle dönüştürülmesi işlemine biz temizlik diyoruz. Hijyen açısından yeterli olmadığı, esas amacı mikroorganizmalardan arındırmak olduğu unutulmamalıdır. Sanitasyon. Sanitasyon ne demektir? Halk sağlığını korumak amacıyla yüzeylerden mikroorganizma, yabancı madde, temizlik malzemesi kalıntıları vesaire, bütün bunların, bu unsurların uzaklaştırılması için alınan önlemler dizisidir. Buradaki amaç halk sağlığını korumak. Sağlıklı ve güvenilir ürün eldesi için hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik bilimsel uygulamadır diyor. Yani çalışılan ve de yaşanılan ortamın hijyenik olması, sağlıklı olması, güvenilir olması, bütün bunlar için yapılan işlemlerin tamamına sanitasyon deniyor. Bir de sterilizasyon kavramı var. Bu kavramlar tabii birbirine çok yakın aslında. Onun için bunları karıştırmak kolaydır. Yani bu rakamlar çok kolay karıştırılabilir. Bu tanımlar çok kolay karıştırılabilir. Ancak birbirine yakın da olsa aralarında küçük küçük farklar vardır. Hastalık yapan veya yapmayan tüm mikroorganizmaların öldürülmesi, yok edilmesidir. Yani dikkat ederseniz hijyende farklı bir tanım vardı. Yani hijyende hastalık yapma şartı falan yoktu. Yani hastalık yapan veya yapmayan demiyordu. Hastalık yapabilenler sadece temizleniyordu. O şekilde söyleyeyim. Ama hastalık yapmayanlar için bir sınır yoktu. Mesela eğer bir yerde, bir ortamda mikroorganizmalar var ise ve bunlar hastalık yapacak düzeyde, seviyede değilse, böyle durumlarda yapılan işleme o zaman hijyen diyoruz. Ama sterilizasyon öyle değil. Sterilizasyonda ne varsa temizleniyor. Yani hastalık yapsın, yapmasın, canlı bırakmıyor. Sterilize ediyor. Dolayısıyla bütün hepsini ortadan kaldırma işlemine sterilizasyon diyoruz. Şimdi sterilizasyon nerede en çok gerekli? Sizin de tahmin edeceğiniz gibi sağlık sektöründe çok önemli. Yani hastanelerdeki özellikle ameliyathanelerde sterilizasyon bir numaralı işlemdir. Ameliyat öncesinde. Çünkü en ufak bir mikroorganizma bile orada ciddi sonuçlara yol açabilir. Orada hastanın organları açığa çıkabiliyor. Yani çok kolay mikrop kapma durumu olabilir. Onun için buralarda sterilize etmek, yani ortamın ve kullanılan alet, edevat, araç, gereç, cihaz ne varsa bunların sterilize edilmesi birinci derecede önem taşımaktadır. Evet, sterilizasyonda bu oluyor. Sonrakine bakalım. Şimdi genel sterilizasyon yöntemleri nelerdir? Yani bütün mikroorganizmaları yok etmek için hangi sterilizasyon işlemleri yapılıyor? Mesela buhar yöntemi. Buhar yöntemi yüksek ısıda oluştuğunda buhar yoluyla mikroorganizmalar temizlenebilir. Kuru ısı. Kuru ısıda da mikroorganizmalar çok fazla yaşama şansı olmaz, temizlenir. Mesela çöllerde. Şimdi yazın gidin herhangi bir çöle. Yani Arap Yarımadası'nda olsun, Afrika'da olsun, bir yerde çok yoğun güneş alan bir çöle gidin.
oradaki kum tanelerinde kolay kolay ne bakteri, ne mikroorganizma, ne bir şey bulamazsınız. Tertemizdir. Onlar kuru ısı yoluyla temizleniyor. Sonra bazı gazlar var. Sterilize kullanılan, sterilizasyon işleminde kullanılan. Örneğin işte burada gördüğünüz gibi etilen oksit, formaldehit gibi bir takım gazlar sterilizasyonu sağlayan ortamlarda kullanılıyor. Radyasyon var. Bu en etkililerden bir tanesi. Çünkü radyasyon verildiği yerde zaten canlı kalmıyor. Dolayısıyla radyasyon yoluyla da bazı sterilize işlemler yapılabilir. Bir başka yöntem sıvı kimyasallar. Hani bazen işte şeylerde, reklamlarda görüyoruz televizyonlarda. İşte temizlik ürünlerinin, deterjan veya benzeri sıvı ürünlerin şeyinde işte bir tane mikrop bırakmaz, tertemiz yapar falan filan. İşte onlarda aslında kullanılanlar tamamen sıvı kimyasallar. Ve bunlar genel sterilizasyon kapsamında çıkan bir yöntem. Şimdi sterilizasyon monitörizasyonu var. Bazı cihazlar var. O cihazlarda da sterilize edilebilecek durumlar olabiliyor. Onlar sterilize ediliyor. Fiziksel ortamlar var. Mesela yüksek sıcaklık ve basınçta. Mesela yüksek basınçta belli bir sıcaklıkta ne yapılıyor? Sütler pastörize ediliyor. Yani sütler tabii pastörize edilince tüm mikroorganizmalar öldürülmüş oluyor, temizlenmiş oluyor. Pastörize süt diyoruz buna. Sonra kimyasal indikatörler var. Kimyasallar, bunlar da yine sterilizasyonda kullanılan etkili bir yöntemdir. Birçok sektörde işe yarar. Biyolojik faktörler var. Biyolojik indikatörlerle sterilize edilebilir. Mesela Marmara Denizi'ndeki müsilaj olayında İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma vardı. Biyolojik yolla temizleme. Orada gerçekten iyi bir başarı sağlandı. Belki yakın bir gelecekte o tür yöntemler de geniş çapta uygulanabilir. Sterilizasyon işleminde her aşamanın kontrol edilmesi ve gözlemlenmesi gerekmekte. Ve steril edilen her bir ekipmanın validasyon işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Validasyon, herhangi bir prosedür, işlem, ekipman ve aktivitenin istenen sonuçlara ulaştığının ispat edilmesi işlemidir. Evet, bu tarz uygulamalar özellikle laboratuvarlarda çok fazla yapılıyor. Yani bu tür olaylar, sterilizasyon işleminde her aşamanın kontrol edilmesi. Daha sonra yine ameliyathanelerde ve benzeri yerlerde bunlar çok fazla öne çıkıyor ve bunların titizlikle yapılması lazım. Çünkü bunların doğru yapılmaması halinde insan hayatı ciddi anlamda tehlikeye girmektedir. Onun için bu önemli. Dezenfeksiyon var. Hastalık yapma özelliği olan mikroorganizmaların uzaklaştırması işlemi. Yani bu da bir temizleme işlemi. Bu mikroorganizmaların öldürülmesi ve üremelerin durdurulması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bunların yok edilmesi ya da artışının engellenmesi dezenfekte etmek olarak algılanıyor, tabir ediliyor ve dezenfeksiyon deniyor. Çevre kirliliği gibi hususların ele alınması durumunda mekanik veya ısıtılarak yapılan dezenfeksiyon tercih edilmektedir. Şimdi burada ne yapıyorlar mesela? Dezenfekte ederken hani hepimiz görürüz böyle belediyeye ait bir takım araçlar özellikle yazın bir takım ağaçları, bitkileri böyle dezenfekte ederler. Çeşitli kimyasallarla dezenfekte ederler. Daha sonra etrafı dezenfekte eder. Mesela bu pandemi olayı ilk yayıldığı günlerde hatırlarsınız. Otobüsleri dezenfekte ediyorlardı, belediye otobüslerini. İşte diğer taşıt araçlarını, her tarafını böyle kimyasallarla adeta yıkıyorlardı. İçini dışını dezenfeksiyon işlemi yapıyorlardı. Mikroorganizmalardan emin olmak için, temizlemek için. Bunlar birçok sektörde, birçok alanda kullanılan şeyler. Ama
Önemli olan kullanım amacı ve doğru kullanımdır. Yani dezenfeksiyon yaparken kullanılan kimyasalların atmosfere zarar vermesi, toprağa zarar vermesi, bitkiye zarar vermesi aslında kabul edilmemeli. Çünkü biz hani burada kaş yaparken göz çıkarabiliyoruz insanoğlu olarak. İnsanlar gerçekten dezenfeksiyon işlemi yaparken, evet mikroorganizmalar belki temizleniyor, hastalık yayacağı şeyler, organizmalar ortadan kaldırmıyor ama bunun yanında çevreye büyük zarar verebiliyor. Dolayısıyla çevreye zarar veren dezenfeksiyon işlemlerinin belki de uygulamalardan tamamen kaldırılıp yasaklanması gerekir. Çünkü ne kadar çevreye zarar verirse ekolojik denge o kadar bozuluyor. Zaten dünyanın ekolojik dengesi artık iyice bozuldu. Görüyoruz işte mesela kış geliyor bazen. Kışın ortasında yazdan kalma havalar. Gayet sıcak, güneşli, yazdan kalma dediğimiz havalar olabiliyor. Bu da tabii beraberinde birçok çevresel sorunları getiriyor. Yani kuraklık başta olmak üzere birçok çevresel sorunlar meydana geliyor. Onun için dezenfeksiyon da yaparken aslında kamu kuruluşlarının olsun, özel sektörün olsun, herkesin bu konuya daha hassas yaklaşması bence çok önemlidir. Evet, şimdi geldik dördüncü maddeye. Kuruluşun bağlamı. Bakalım standart kuruluşun bağlamından neyi kastediyor? 4.1 alt madde, kuruluşun ve bağlamının anlaşılması. Şimdi bu standartta, yani hijyen ve sanitasyonla ilgili standartta şöyle deniyor. Kuruluş, amacı ve stratejik yönüyle ilgili olan ve hijyen ve sanitasyon yönetim sistemlerinin hedeflenen sonucuna ya da sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmelidir. Şimdi bu iç ve dış hususlar meselesi aslında ISO 9001-2015'te yer alan kavramın aynısıdır. Yani yüksek seviyeli yapıda uygulanan bu tür etmenler, bu tür şeyler, unsurlar bütün yönetim sistemlerinde yer alır. Mesela ISO 9001'de bu var, ISO 14001'de var, ISO 22000'de, ISO 45001'de, efendim ISO 50001'de hepsinde iç ve dış hususların tayin edilmesi var. Bu iç ve dış hususlar nedir? Bunlar belirlenen hedeflere ulaşırken bunları etkileyebilecek konulardır. Yani biz hijyen ve sanitasyonda belli hedefler koyduk diyelim. İşte bu hedeflere ulaşmada, bizi etkileyecek iç konular nelerdir? Bizi etkileyecek dış konular nelerdir? İşte standart bunu ortaya çıkarın diyor. Yani bu sistemi kurarsanız bunu ortaya çıkarmalısınız. Kuruluş bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir. Şimdi burada iki tane kural var. Bir, bununla ilgili bilgi izlenecek. İki, gözden geçirilecek. Yani bununla ilgili bilgiyi izlediğinizi bir şekilde kanıtlamanız lazım. Mesela denetime geldiklerinde, diyelim ki siz bir kuruluşla çalışıyorsunuz. Orada TS 13.811 alındı ve orada bu sistem uygulanıyor. Olabilir. Yani çalıştığınız bir yerde bununla karşılaşabilirsiniz. Sonra burada standart diyor ki, denetçi geldiğinde bunu soracak bu standartın maddesini. Diyecek ki, iç ve dış hususlarınızı belirlediniz mi? Evet, belirledik. Peki, bunlarla ilgili bilgiyi izliyor musunuz? Hangi periyotlarla izliyorsunuz? Gözden geçiriyor musunuz? Şimdi bunları izlediğinizi kanıtlamak gerekir. Kanıtlamanız gerekir. Yani nasıl olacak? Bunları istediğinize dair bir izleme formu oluşturabilirsiniz. Ya da toplantılar yoluyla bunu yapabilirsiniz. Yani toplantı tutanakları, toplantı kayıtlarında bu iç ve dış hususların görüşüldüğünü, ele alındığını, bu konuda herhangi bir değişikliğe ihtiyacı olmadığını ya da gerekiyorsa olduğunu oraya yazarsanız bunları izlediğinizi kanıtlamış olursunuz.
Gözden geçirme de aynı şekilde. Yani belli periyotlarda mesela her ay diyelim kalite toplantıları yapılıyor. Bu toplantılarda kuruluşun iç ve dış hususlarında herhangi bir değişiklik var mı? Güncelliğini koruyor mu, korumuyor mu? Nedir, ne değildir? Bütün bunları bu toplantılarda görüşüp kayıt altına alırsanız o zaman standardın dört bir maddesini yerine getirmiş olursunuz. Evet, şimdi iç hususlar dediğimiz zaman yani hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminde bizi hedefe ulaştıracak olan iç hususlar denildiği zaman acaba önümüze neler çıkacak? Onlara bir bakalım. Bunu etkileyen yani hedefe giderken hedefimizi etkileyecek neler var? Finansal sonuçları dahil olmak üzere kuruluşun performansı. Şimdi kuruluşun performansı dediğimiz zaman neler ortaya çıkabilir? Mesela kuruluşun performansında müşteri memnuniyeti etken olabilir. Kuruluşun performansında finansal sonuçlar olabilir. Yani satışlar, cirolar gibi veriler etken olabilir. Kuruluşun performansında personelin kişisel gelişiminin etkileri olabilir. Yani bütün bunlar kuruluşun performansını bir şekilde etkiler. Dolayısıyla bunlar iç hususlara girer. İşte kuruluşun genel performansı neyi etkiler? Hijyen ve sanitasyonla ilgili hedeflerimize ulaşma yönünde bizi etkiler. Mesela performans yüksek ise o zaman hedeflere daha kolay ulaşırız. Performansta düşüklük varsa hedeflerde geri kalabiliriz. İşte bu yüzden hedefleri etkileyen bir iç husustur kuruluşun performansı. Peki başka ne var? Altyapı, kurumsal bilgi gibi kuruluş kaynakları. Yani kuruluşun sahip olduğu tüm kaynaklara baktığımızda altyapı bunu etkiler. Altyapının sağlıklı olması. Çünkü altyapı dediğimiz zaman işte fiziksel ortamdan tutun da binalar, müştemilatlar, ondan sonra ofisler, çalışma ofisleri, donanımlar, yazılımlar, bilgisayarlar, elektrik düzeni, elektrik sistemi, bütün bunlar altyapıyı oluşturuyor. Eğer altyapı proseslerin işletimi için uygun ise, proseslerin yürütülmesi için düzgün ise, o zaman bunlar iç hususlar olarak karşımıza çıkar ve bunlar da aynı zamanda hijyen ve sanitasyonla ilgili hedeflerimizi etkiler. Şimdi bunun yanında diğerine bakalım. Personel yetkinliği. Şimdi personel yetkinliği acaba bizim bu iç hususları iç husus olarak ortaya çıkar mı ve hedeflerimizi etkiler mi? Tabii etkiler. Yani bunun etkilemesi normaldir. Personel yetkinliği. Şimdi burada personel eğer gerçekten kalifiye elemanlardan oluşuyorsa, personel kişisel gelişimlere önem veriyor ve bunların eğitimlerini alıp kendisini geliştiriyorsa, bu tür özellikleri varsa, başka yetkinliklere sahipse, o zaman hedefe ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla hedefi etkileyen bir konu mudur personel yetkinliği? Evet, hedefi etkileyen bir konudur ve bu iç konudur. Yani iç husustur. Sonrakine bakalım. Kurum kültürü. Şimdi her kurumun kendine özgü kültürü olabilir. Yani bazı kurumlarda örneğin işte ikramiye verilir. Bu bir kurum kültürüdür. Bazı kurumlarda yılbaşı hediyeleri verilir. Bazı kurumlarda öneri sistemi çok ön planda tutulur. Yani çalışanlara ödül verilir. Kurum kültüründe sosyal aktiviteler yer alabilir gibi 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 bunları çoğaltabiliriz. Kurum kültürü sadece bu ödüllendirmeler, sosyal faaliyetler değildir. Yani normal iş akışlarında uygulanan yöntemler de süre gelen belki yılların getirdiği, biriktirdiği yöntemler de kurum kültürünün bir parçasıdır ve hedefe giden yolda etkili olabilirler. Onun için kurum kültürünün oluşması da aynı şekilde iç hususların bir zincir halkasıdır. Üretim kapasitesi HSYS yani hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi performansı gibi operasyonel faktörler. Şimdi üretimin kapasitesi etkiler mi hedefe giden yolu? Etkiler.
Yani üretim kapasitesi ne kadar çok olursa belki belirli hedeflere ulaşmak da o kadar kolay olacaktır. Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin kendi performansı, yani yönetim sistemi performansı da aynı şekilde hedefe giden yolda önemli bir etkendir. Çünkü hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi eğer yüksek performans gösteriyorsa bu demektir ki hedeflerimizi daha kolay yakalayabiliriz. Kuruluş, kuralları, karar verme prosedürleri ve organizasyonel yapı gibi kuruluş yönetimiyle ilgili faktörler. Yani kuruluşun kuralları nedir? Kuruluşun kendi iç disiplinidir, disiplin yönetmeliğidir ve diğer kurallardır. Mesela işte mesai saatlerinin belirlenmesi olsun, ondan sonra disiplin tavırları, disiplinler, davranışları olsun, disiplinel yapısı, organizasyonel yapısı olsun. Bütün bunlar hepsi kuruluş yönetimini ilgilendiren faktörlerdir ve bunların da varlığı, derecesi aslında hedefe ulaşma yolunda önemli bir etken olarak ortaya çıkar. Kurumsal değerler. Şimdi kurum kültürünün yanında bir de kurumsal değerler vardır. Kurumsal değerler aslında kuruluşların yine kendine özgü, kendi karakterlerine, özelliklerine özgü değerlerdir. Hani bazı kuruluşlar internet sitelerinde yayınlarlar. İşte kurumsal değerlerimiz şunlar şunlardır. İşte personele önem veririz, şunu yaparız, bunu yaparız falan gibi bir takım değerler ortaya koyarlar. Kurumsal değerler standart değerler değildir. Her kuruluşun kendine özgü farklı farklı kurumsal değerleri tabii ki olabilir. Bunlar da hedeflere ulaşma yolunda iç hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim dış hususlara. Acaba dış hususlar nelerdir? Döviz kurları tahminleri, ekonomik durum, enflasyon öngörüleri, kredilendirme gibi makroekonomik faktörlerin tamamı dış hususlara girer. Peki bu makroekonomik faktörler acaba hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminde hedefe ulaşmaları etkiler mi? Etkiler tabii ki. Yani ekonomik durum etkiler, enflasyon durumu etkiler, kredilendirmeler etkiler. Bütün bunlar döviz kurları tahminleri, bunların hepsi bir etkidir ve hedefe ulaşmada bazen olumlu bazen olumsuz bir biçimde etki yapabilirler. Yani bunların etkisini görmek için tabii belli periyotlarda bunları incelemek gerekir. Yerel işsizlik oranları, güvenlik anlayışı, eğitim düzeyi, milli tatiller ve çalışma günleri gibi sosyal faktörler. Evet, bu sosyal faktörler aslında dış konu olarak, dış husus olarak bir kuruluşun hijyen ve sanitasyon yönetim sistemiyle ilgili hedeflerini olumlu ya da olumsuz yönde mutlaka etkiler. Yani bunlardan soyutlamak mümkün değil kuruluşu. Dolayısıyla bu etken olarak karşımıza çıkıyor. Politik istikrar, yatırımlar, uluslararası ticari anlaşmalar gibi politik faktörler de aynı şekilde bir dış husus olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar da mutlaka etki yapıyor. Son teknoloji, malzeme ve ekipman, patent bitiş tarihleri gibi teknolojik faktörler, bunlar da yine hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminde hedefe giden yolu etkileyen dış konular, dış hususlar olarak görülmekte. Bir başka unsur, kuruluşun pazar payı, aynı veya muadil ürün veya hizmetler, pazar lideri trendleri, müşteri büyüme trendleri, pazar istikrarı gibi rekabet faktörleri, bunlar da aynı zamanda yine dış konular kapsamında, dış hususlar kapsamında değerlendirilebilir. Birlik düzenlemeleri, yasal şartlar, çevre mevzuatları gibi birincil ve ikincil mevzuat şartları yine dış hususlar kapsamına girer. Zaten çıkarılan yasalar ya da yönetmelikler, birincil ya da ikincil mevzuat şartları aynı zamanda mutlaka doğrudan etkilemek gerek. Çünkü pandemi döneminde gördüğümüz gibi bir takım kararlar alınıyor. Örneğin diyor ki işte iş yerlerinde
her gelen personelin ateşi ölçülecek. Örnek, yani kurallar var, bu kurallara uymalısınız diyor. İşte sağlık 14 kural konuldu falan. Bu ve buna benzer bazı gereklilikler ortaya çıkabiliyor. Bazıları bunların tavsiye niteliğinde, bazıları yasal nitelikte olabiliyor. Dolayısıyla örneğin karantinaya alınma, hastanın karantinaya alınması, iş yerinden muaf olması, gitmemesi belli günlerde, belli bir gün aralığında. Bunlar hepsi aslında dış hususlara giriyor. Yasalar gereği, yönetmeliklere gereği yapılan faaliyetler olduğu için bu faaliyetlerde yine kurumu bir şekilde etkilediği için bunlar da dış konular, yani dış hususlar olarak ortaya çıkmakta. Şimdi iç ve dış hususları belirleme yollarına gelelim. Yani standart diyor ki iç ve dış hususları belirleyin. Fakat bunu nasıl belirleyeceğiz? Yani iç ve dış hususları tamam oturalım, bir toplantı yapalım, bunları listeleyelim. Ama bunu nasıl yapacağız? Nasıl listeleyeceğiz? Ona bakmak lazım. Şimdi bir defa dahili dokümanlar, dahili dokümanlar kuruluşun sahip olduğu yönetim sistemi dokümanları da dahil olmak üzere diğer dokümanlar, yönetim sistemin dışındaki dokümanlarda, örneğin muhasebe evrakları olsun, insan kaynakları ile ilgili bazı evraklar olsun gibi, bütün bunlar hepsi iç ve dış hususların belirlenmesinde rol oynar. Çünkü biz bu dokümanlara baktığımızda bunlardan hangisinin iç hususu etkilediğini, iç hususu olduğunu, hangisinin dış hususu olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Dolayısıyla bunlar bir etken. Başka toplantılar var. Toplantılar da aynı zamanda karşılıklı fikirler ileri sürülür. Karşılıklı konular ortaya atılır, tartışılır, görüşülür. İşte bütün bunlar da yine toplantı kapsamında iç ve dış hususların belirlenmesinde rol oynayabilir. Ulusal ve uluslararası basın. Yine ulusal basında çıkan haberler, yenilikler, yasal bildiriler gibi bir takım olaylar iç ve dış hususlar olarak ortaya çıkabilir. Uluslararası basından alınan örnekler, alınan referanslar da aynı şekilde iç ve dış hususların belirlenmesine rol oynayabilir. Bunun yanında internet, yani web sayfaları yine bazı noktalarda bize bilgi sağlar. İç ve dış hususlarda yine rol alabilir. Ulusal İstatistik Kurumları yayınları iç ve dış hususları belirlerken ulusal ve istatistik kurumları yayınlarına bakarız. Bunlardan faydalanırız. Bunların verdiği veriler bize önemli bir kaynak sağlayabilir. Devlet kurumları. Evet, kamu kurumları da aynı şekilde iç ve dış hususların belirlenmesinde önemli rol oynayabilir. Profesyonel ve teknik yayınlar aynı şekilde, konferanslar, profesyonel birlikler gibi. İşte bütün bunlara baktığımızda iç ve dış hususlar bu şekilde belirleme imkanı var. Bunlar ortaya çıkabilir. Şimdi gelelim 4.2 maddesine. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması. Bu 4.2 maddesi aynı ISO 9001'de olduğu gibi, aynı ISO 14001'de olduğu gibi ilgili taraflarla alakalı bir konudur ve ihtiyaç ve bunların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılmasını ortaya koyar. Şimdi kuruluş, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı aşağıdakileri belirlemelidir. Evet, şimdi burada yani standart diyor ki kuruluş eğer bu şartları, yani hangi şartlar? Müşteri şartları, hangi şartlar? Yasal şartlar. Bunları amaçladığı zaman, uymayı taahhüt ettiği zaman, şimdi buna etki yapacak olan bazı şeyler var diyor. İşte onları ortaya koymalı. Neymiş onlar? A şıkkında hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi ile ilgili taraflar. Yani HSYS ile ilgili bu eğitime konu olan hijyen ve sanitasyon ile ilgili hangi taraflar var? Mesela sağlık kurumları gibi en başta olmak üzere
Sağlık Bakanlığı, bazı kamu kurumları olabilir. Bunlar ortaya çıksın diyor, bunları belirleyin diyor. Peki başka? Bu ilgili tarafların hijyen ve sanitasyon yönetim sistemiyle ilgili şartları. Şimdi bu ilgili tarafları belirlemek yetmiyor. Mesela ilgili tarafları belirledik ama bunlarla ilgili olarak hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi ile ilgili şartlarını, beklentilerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun diyor. Kuruluş bu ilgili taraflar hakkındaki bilgileriyle bu tarafların şartlarını izlemeli ve gözden geçirmelidir. Şimdi az önce de baktığımız gibi bu şartları izleyeceğiz ve gözden geçireceğiz. Bunu da kanıtlamak gerekiyor. Şimdi standartta şöyle bir kural var. Eğer bir cümle meli, malı ile bitiyorsa o zorunlu demektir. Ebilir, abilir ile bitiyorsa, yani yapılabilir, edilebilir ile biliyorsa onu bir müsaadeyi belirtir. Dolayısıyla bu ve buna benzer ayrıntılara baktığımızda burada dikkat edersek bakın şöyle diyor. Etkisinden dolayı aşağıdakileri belirlemelidir. Meli, belirlemeli. O zaman bu zorunlu. Altında en son cümlede de yine ne diyor? Şartlarını izlemeli. İzlemeli yani zorunlu. Ve gözden geçirmeli. Bu da zorunlu. Dolayısıyla bütün bu şartlar 4.2 maddesi gereği yerine getirilmelidir. Evet şimdi 15 dakikalık bir aramız var. Bu aradan sonra tekrar saat 8'de devam edelim.
Evet arkadaşlar, şimdi devam edeceğiz. Sesim geliyor mu acaba size? Sesim geliyor mu? Evet hocam, geliyor. Tamam, teşekkürler. Çünkü böyle test yapıyorum ki bazen gitmiyor olabiliyor ses. Evet, geliyor yazmış arkadaşlar. Tamam, hepinize teşekkür ederim. Şimdi gelelim ilgili taraflara. Yani standart ne demişti? İlgili tarafları belirlemeli kuruluş. Bu hijyen ve sanitasyonla ilgili hangi taraflar var? Bunları belirlesin ve bunların bir takım taleplerini, beklentilerini ortaya koyabilsin. Şimdi ilgili taraflar kimler olabilir? Müşteriler ilgili taraftır. Örneğin az önce bir kolejden söz etmiştim, özel bir kolejden. İşte bir kolej, buradaki veliler aynı zamanda müşterilerdir, ilgili taraftır. Nihai tüketiciler ilgili taraftır. Yani kuruluş diyelim ki bir gıda maddesi üretiyor. Bu gıda maddesini meyve suyu üretiyor diyelim. Bunu kullanan tüketiciler, meyve suyunu alıp içenler, kullananlar yine ilgili taraftır. Yasa koyucular ilgili taraftır. Yani yasaları çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisi, bazen valilikler kendi yetkileri kapsamında, yasalar kapsamında kendi yetkilerini kullanabilir. Bütün bunlar yine ilgili taraflara girer. Şirket ortakları aynı şekilde. Bayiler varsa eğer, kuruluşun bayileri, bunlar ilgili taraftır. Kuruluşun bağlı olduğu holdingler varsa ilgili taraftır. Kuruluşun sahipleri ve hissedarlar, kendileri de ilgili taraftır. Bankalar ilgili taraftır. Tedarikçiler, personel ve kuruluş için çalışan şahıslar, kim varsa, dağıtıcılar, servis yapanlar, dağıtıcılar, ticari ve profesyonel birlikler, komşu kuruluşlar, rakipler, sivil toplum kuruluşları, yasal kurumlar ve benzeri. Gördüğünüz gibi, şimdi burada hijyen ve sanitasyon yönetim sistemiyle ilişkide olabilecek herkes ilgili taraftır. Dolayısıyla ilgili taraflar dediğimiz zaman o kuruluş oturacak. Mesela bununla ilgili araştırmalar, çalışmalar yapacak, toplantılar yapacak. Orada diyecek ki bizim kuruluşumuzun hijyen ve sanitasyon yönetim sistemiyle ilgili olan tarafları şunlardır. Şunlar, şunlar, şunlar. Bunları çıkaracak liste halinde. Daha sonra ikinci etapta da ne yapacak? Bunların çalışmalarını yapacak. Şimdi ilgili taraflarla alakalı olan gereksinimler, gereklilikler acaba nelerdir? Örneğin fiyat burada. Örnekte gördüğüm fiyat. Teslimat, teslimat süresi, termini, uygunluk gibi müşteri ihtiyaçlarının hepsi ilgili tarafların gerekliliklerinde değerlendirilmeli. Kontratlar, sözleşmeler, anlaşmalar, bunlar da aynı şekilde gereklilik. Endüstri kuralları ve standartları, kanunlar, anlaşma işbirliği ve protokoller, sosyal sorumluluk faaliyetleri, bunların hepsi ilgili tarafların talepleri olabilir, ihtiyaçları olabilir, gereklilikleri olabilir. Gönüllü etiketlemeler ve çevre beyanatları, çevreyle ilgili diğer beyanatlar, bunların dışındakiler. Bunların hepsi ilgili taraflar grubuna girer. Şimdi ihtiyaç ve beklentileri alma yöntemine bakalım. Yani bu ilgili tarafların acaba ihtiyaçları neler olabilir? Beklentileri neler olabilir ve bunu nasıl algılayabiliriz? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Şimdi öncelikle ilgili birliklerde yer almak yoluyla bu ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini ortaya çıkarabiliriz. Yani ilgili birliklere, diyelim ki ilgili taraflarla alakalı olarak bir kooperatif var. Burada yer almak ya da sosyal bir şey var, etkinlik var. Bunlarla ilgili bir grup var. Bunların yanında yer almak. Daha sonra lobi faaliyetleri olabilir. Çeşitli alanlarda, sosyal alanlarda. Benchmarking olabilir, aktif anketler olabilir, pazar araştırmaları olabilir.
Bütün bu çalışmalar bunlar ve bunlara benzer olanları ihtiyaç ve beklenti belirleme metotlarına girmektedir. Şimdi gelelim 4-3'e, HSS kapsamının belirlenmesi. Şimdi neydi? Daha önceki kapsam gördüğümüz birinci maddede kapsam standardın kapsamıydı. Yani standart dünyada hangi şirketlere, hangi kuruluşlara, hangi sektörlere uygulanabilir, nereleri kapsıyor ona baktık. Şimdi ise kuruluşlara özel kapsam. Yani HSS kapsamı mesela bir kuruluş TS 13811 2018 hijyen ve sanitasyon yönetimini kurmaya karar verdi. O zaman kapsamını belirleyecek, kendi kapsamını. Bunu belirlemek için de bir takım kriterler koymuş. Standart diyor ki, kuruluş kapsamını oluşturmak amacıyla HSS sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirlemelidir. Şimdi HSS sınırlarına ne anlıyoruz? Diyelim ki bir fabrika var, büyük bir fabrika. Burada üretim var, depo alanları var, kabul yerleri var, sevkiyat kabul var, ondan sonra sevkiyat alanı var, sevk etme alanı, laboratuvarlar var, Ar-Ge var, satın alma var, insan kaynakları var. İşte bütün burada biz acaba TS 13811 hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini nasıl uygulayacağız, nereye kadar uygulayacağız? Fabrikanın tamamına mı yoksa belirli kısımlarda mı uygulayacağız? Yani sadece idari birimlerde. Böyle mi yapacağız? İşte standart diyor ki önce bunu kararlaştırın, sınırları belirtin. Sonra ne var? Bu kapsam belirlenirken kuruluş aşağıdakileri dikkate alsın diyor. Yani kapsamı belirliyoruz, tamam belirledik ama belirlerken de bir dayanak olsun diyor. Yani nedir o dayanak? İşte iç ve dış hususları dikkate alın diyor. İlgili tarafların şartlarını dikkate alın. Kuruluşun ürün ve hizmetlerini dikkate alın. Yani iç konular nelerdir bizi etkileyen? Az önce bahsetmiştik. Dış konular nelerdir? İlgili tarafların beklentileri, şartları, talepleri nelerdir? Ve bizim yaptığımız kuruluş olarak ürettiğimiz varsa ürün ya da hizmet sektörü ise hizmetler nelerdir? Bütün bunlara bakarak kapsamı belirleyin diyor. Ona göre mantıklı bir kapsam olsun diyor. Daha sonra kuruluş kendi hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin belirlenmiş kapsamı dahilinde bu standardın şartlarından uygulanabilir olanların tamamını uygulamalıdır. Demek ki burada yer alan 10 tane maddeden yüksek seviyeli yapıya uyan 10 tane maddeden uygulanabilir olan hepsini uygulamalısınız diyor. Yani tamamını ne kadar gücünüz yetiyorsa uygulamaya çalışın diyor. Evet, kuruluşun hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin kapsamı dokümante edilmiş bilgi şeklinde bulunmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Şimdi dikkat edersek cümlede ne var? Malı var, bulunmalı, malı ve meli. Malı meli olduğu zaman şart diyorduk ve sürekliliği sağlanmalıdır. Yani dokümante edilmiş bilgi haline getirmek zorundayız kapsamı. Şimdi biz denetim olduğu zaman şunu diyemeyiz. İşte kapsamı biz kendi aramızda toplantıda belirledik. Hepimiz biliyor. Bütün arkadaşlar ezbere biliyor. Onun için yazıya dökmedik. Standart bunu kabul etmiyor. Yani diyor ki kapsamı mutlaka dokümante edin. Yazılı bilgi olarak bulundurun. Üstelik bunun sürekliliğini sağlayın diyor. Şimdi sürekliliğini sağlamak ne demek? Bu dokümanın korunması demek. Bu dokümanın erişilebilir olması demek. Yani onun için sürekliliği sağlama kapsamında dokümanların bozulmalara karşı önlem alınarak korunması lazım ve buna uygun olarak muhafaza edilmesi gerekir. Şimdi bu tuş yanlışlıkla bir yere değdi de onu düzeltiyorum. Evet, kapsamı demiştik.
Şimdi burada bir örnek çalışma var, ona geçeceğiz. Şöyle ben bunu okuma moduna alayım. Evet, şimdi bu örnek çalışmaya baktığımızda neler görüyoruz? Bir kapsam çalışması var burada. Yani bir kapsam belirleme çalışması. Biz diyoruz yani kapsamı belirleyelim ama nasıl belirleyeceğiz? İşte kuruluş diyor. Kuruluşun adı EAE AŞ demiş. Herhangi bir firma. Hocam ekran gelmedi hocam. Efendim? Ekran gelmedi ekran. Paylaşım. Aa, pardon ya. İyi ki söylediniz yani valla burada çünkü şey gözüküyor. Paylaşılmış gözüküyor. Ben onu bir daha şey yapayım. Allah Allah. Paylaşım gözüküyor burada, paylaşılıyor diyor ama bir daha şunu aşağıya alayım. Evet, paylaşımımız rapladı diyor. Yeni paylaşım. Şimdi geldi mi acaba? Geldi hocam, geldi. Hah, tamam. Teşekkür ederim. Şimdi bu örnek çalışmaya bakalım. Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminde kapsam nasıl belirlenir? Kuruluş dedik burada. EAE AŞ. Ürün ve hizmetler. Yani ne üretiyor bu kuruluş? Hizmet veriyormuş. Otelcilik hizmetleri. Amaç ne? Kuruluş amacı. Yani otel hizmeti vermek. Şimdi hedeflere bakalım. Hijyen ve sanitasyon hedefleri demiş. Onlar belirlenmiş. Yani başka bir dokümanda belirlenmiş olabilir. Dış içerik, iç içerik, ilgili taraflar. Burada 3 tane başlık var. Sol tarafta. Dış içerik, yani dış husus, yani dış konu. Bunlar çok çeşitli telaffuz edilebilir. Yani başka yerde başka şekilde telaffuz edilirse orada hiç şaşırmayalım. Çünkü bu şekilde mesela dış içerik yerine dış konu diyebilirdi. Dış husus da diyebilirdi. Şimdi yasal dış konular neydi? Yasal konular, teknolojik konular, rekabet şartları, pazar, kültürel gibi. İşte örneğin yasal konuya bir örnek verelim. İlgili mevzuat, standartlar, müşteri ve tedarikçi sözleşmeleri gibi. Teknolojik seçim imkanı, rekabet şartları, rakip kuruluşların marka, büyüklük, yaygınlığı gibi. İşte bütün bunlar buraya yazılacak. Yani rakip kuruluşların marka, büyüklük ve yaygınlığını buraya yazacağız. Nelermiş onlar? Pazar hacmi, müşteri beklentileri ve ihtiyaçları, firma imajı. Bunlar buraya not edilebilir. Hepsi yazılır. İç içerik, değerler, kültür, bilgi birikimi gibi iç içerikler de buralarda belirtilecek. Ondan sonra ilgili taraflar, işte kamusal otoriteler, diş sağlayıcılar, yani tedarikçiler, müşteriler, ortaklar ve hissedarlar, çalışanlar, toplum gibi. Bütün bunlar belirlendikten sonra, buraya yazıldıktan sonra ne olacak? Kapsam ortaya çıkacak. Şimdi kuruluş diyecek ki, biz hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi kapsamını belirlerken işletmenin tamamına uygulanmasına karar verdik. Kapsamı böyle belirledik. Neden? Çünkü biz dış içeriği inceledik. Yani dış konuları, dış hususları inceledik. Baktık ki bazı bölümlere uygulamamak bize zarar verecek. O zaman şu değerlere baktık, şu verilere baktık. Uygulanması gerekiyor. İç içeriğe baktık. Onlara da baktığımızda onların sağlıklı olarak yürütülebilmesi için bunu bütün işletmeye uygulamamız lazım. İlgili taraf ve beklentilerine baktık. Eğer işletmenin sadece bir kısmını uygularsak bazı ilgili tarafların beklentilerini karşılayamayacağız. O zaman anladık ki biz kapsamı geniş tutmalıyız ve bütün her tarafa uygulamalıyız. Bu bir örnek. Şimdi gelelim proseslere. Hijyen ve sanitasyon sistemi ve prosesleri, yönetim sistemi ve prosesleri. Burada standart ne demiş? 441 maddesinde kuruluş bu standardın şartlarına uygun olarak
ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların birbiriyle etkileşimi dahil bir hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi kurmalı, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve sürekli iyileştirmelidir. Şimdi burada proseslerden bahsetmiş. Öncelikle proses ne demektir? Bunu daha önceki eğitimlere katılan arkadaşlar belki hatırlar. Bunun tanımını yapmıştık ama ben burada bir daha hatırlatma bağımında bir tanım yapayım. Proses, kaynakları kullanarak girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle etkileşen ve tekrarlanabilen faaliyetler dizisidir. Mesela bir işletmede satın alma faaliyetleri ele alınsın. Satın alma işlemleri bir prosestir. Yani süreçtir. Bu arada bazı yerlerde proses, bazı yerlerde de süreç olarak geçmektedir. Aslında prosesle süreç bazen farklı farklı algılanmaktadır ama işin doğrusu prosesle süreç aynı şeydir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Ha, illa fark arayacak olursak tek fark vardır. O da biri yabancı dil, diğeri de Türkçedir. Yoksa fonksiyonel açıdan ikisi birbirinin aynısıdır. Şimdi standart diyor ki bu prosesleri oluştursun diyor. Yani bu standardın şartlarına uygun bir şekilde, olacak şekilde ihtiyaç duyulan hangi prosesler varsa bunları oluştursun. Bunların birbirleriyle etkileşimine baksın. Ve buna dayalı olarak da bir hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi kursun, uygulasın, sürekliliğini sağlasın ve sürekli de bu sistemi iyileştirsin. Tabii sürekli iyileştirme dediğimiz zaman akla ilk gelen PUKO döngüsüdür hatırlarsanız. Planla, uygula, kontrol et, önlem al mantığı ve bu döngü ciddi olarak uygulandığı zaman sürekli iyileştirmeye önemli oranda katkı sağlar. Evet, şimdi bununla ilgili olarak kuruluş HSS için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların kuruluşun tamamında uygulamalarını tayin etmeli ve A şıkkında bu proseslerin istenen girdileriyle beklenen çıktılarını tayin etmeli. Yani proses girdileri, proses çıktıları belirlenmeli diyor. Bu proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimini tayin etmeli. Hangi proses, hangi prosesi nasıl etkiliyor? Ondan sonra başka ne istiyor? Bu proseslerin etkin işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri tayin etmeli ve uygulamalı. Yani ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemler aslında proses hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Performans göstergesi. Mesela bir proses ele alalım. Bu proseste bir kriter belirlenmiş. Denmiş ki bu prosesin filanca kriteri, örneğin, örnek verelim, müşteri memnuniyetiyle ilgili bir proses olsun. Müşteri memnuniyetiyle ilgili bir kriter. Nedir kriter? İşte müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, yani müşteri memnuniyetinin seviyesi bir kriter alınmış. O zaman bununla ilgili, bu kriterle ilgili bir hedef konacak. Yani mevcut duruma bakılacak ve hedef konacak. Diyelim ki mevcut durum, müşteri memnuniyeti %82. Bu mevcut durum. Bir de hedef konacak bununla ilgili. Hedef de %85. Yani şu anda biz diyoruz ki bununla ilgili olarak mevcut durum %82 seviyesinde ama bizim hedefimiz bunu %85'e çıkarmak. İşte bu C şıkkında bahsettiği budur. Yani proseslerin etkin işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriterler. Prosesin kriteri olmazsa zaten bir işe yaramaz. Boşta dönen bir proses olur. Yani ona bir hedef konmalı, kriter gösterilmeli. Ona göre prosesin performansı sürekli iyileştirilmeli. Sonra ne var? D şıkkı var. Bu prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmeli ve varlığını güvence altına almalı. Şimdi bu prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmeli. Mesela kaç tane proses belirlendi bunlarla ilgili? Diyelim ki 5 tane. Bu 5 tane proses için ihtiyaç duyulan kaynaklar
nelerdir ve ne şekilde belirlenmektedir? Bunlar ortaya çıkarılacak. O zaman denecek ki bizim bu prosesleri yürütebilmemiz için işte bir tane şu konuda yetişmiş bir personele ihtiyacımız var. Bunu yürütebilmek için bir tane piyasada yeni ortaya çıkan bir yazılım var. Hijyen ve sanitasyonla ilgili bir yazılım. Bu da bir ihtiyacım, kaynak ihtiyacıdır ve bu da bize lazım. Başka ne lazım? İşte bazı işlemleri yapabilmek için şu kadar mali kaynak lazım, şu kadar bütçe lazım. Tamam, bu kaynaklar belirlendi. Bakın ne diyor? Bunlar için diyor, bu prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmeli. Tamam, tayin ettik. Sonra ne var? Ve diyor, varlığını güvence altına almalı. Yani bu kaynakları garanti etmeli. Peki kim yapacak bunu? Tabii ki üst yönetim yapacak. Yani üst yönetim bu sistemin yürütülebilir olması için bu kaynakları sağlayacak. E şıkkına bakalım. Bu prosesler için yetki ve sorumlulukları belirlemeli. Evet, bu prosesler için hangi yetkiler lazım? Hangi sorumluluklar lazım bu? Bunların yürütülebilmesi için bunları da tanımlayın diyor. Yani bunları biz ne yapacağız? Görev tanım formlarında göstereceğiz. Görev tanım formlarında kimin neye yetkisi var, sorumluluğu nedir? Bütün bunlar tanımlanmalı. Sonra F şıkkına bakalım. Risk ve fırsatları belirlemeli. Demek ki her süreç için, yani diğer adıyla her proses için riskler ve fırsatlar belirlenmelidir. Sonra ne var? Sonra bu prosesleri değerlendirmeli ve bu proseslerin istenen sonuçlara erişmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan herhangi bir değişiklikte uygulamalar, ne değişiklik ihtiyaç duyuluyorsa değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığında bunları yapmalı. Yani prosesi değerlendirdi ama dedik ki bu proseste şöyle bir değişiklik ihtiyacı olması lazım. Şunu değiştirelim. O zaman bunu uygulayın diyor gerekiyorsa. Her şıkkında da prosesleri ve hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini iyileştirmeli. Yani sürekli iyileştirme mantığı. Sonra 4.4.2 maddesinde kuruluş ihtiyaç duyulan ölçüde proseslerin işletimini desteklemek için dokümante edilmiş bilginin sürekliliğini sağlamalı. 5 şıkkında proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. Evet. Şimdi proseslerin yürütülebilmesi için dokümante edilmiş bilgi ne olabilir? Proseslerle ilgili dokümanlar, yani bunların adı bazı yerde proses kartıdır, bazı yerde proses tanıtım formudur, bazı yerlerde proses takip formudur gibi. Yani isim biraz değişik veya farklı olabilir ama sonuçta bunlar için gerekli olan dokümanları sağlayın diyor. Evet, şimdi 5. maddeye geldik. Liderlik maddesi. Liderlik ve taahhüt. 5.1.1 genel açıklama var. Bakalım neymiş? Üst yönetim aşağıdakiler vasıtasıyla HSYS için liderlik ve taahhüt göstermelidir. A şıkkında HSYS'nin etkinliği için hesap verilebilirliği. Yani üst yönetim, yöneticiler, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin etkin olabilmesi için diyecek ki ben bunun hesabını veririm. Eğer etkin olmazsa bu sorumluluk bende. Peki başka ne var? HSS için hijyen ve sanitasyon politikası ve hijyen ve sanitasyon hedeflerinin oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olduğunun güvence altına alınması. Burada ne diyor standart? Şunu diyor. Hijyen ve sanitasyon politikası oluşturacak diyor yönetim. Hijyen ve sanitasyon hedefleri oluşturacak. Ve bu politika ve hedefler kuruluşun stratejik yönüyle, kuruluşun bağlamı ile uygun olacak, uyumlu olacak. Bunu garanti etsin diyor liderlik, üst yönetim. Peki, başka ne istiyor? HSS şartlarının kuruluşun iş prosesleriyle entegre olduğunun güvence altına alınması. Yani bu standart maddelerde bu gereklilikler, ortaya konan gerekliliklerin normal iş akışında, işletmedeki iş akışındaki iş prosesleriyle birlikte harmonizasyon,
entegre olduğunun güvence altına alınmasını da üst yönetim üstlenmelidir. D şıkkında da proses yaklaşımı veri temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi. Yani kurum içerisinde, kuruluş içerisinde proses yaklaşımını teşvik edecek risk tabanlı, risk temelli düşünmenin de kullanımını yayacak. E şıkkına bakalım. HSS için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması. Yani hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi için bizim hangi kaynaklara ihtiyacımız var? Bunun üst yönetim garanti edecek. Başka? Etkin hijyen ve sanitasyon yönetimi ve HSS şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması. Bu da aynı şekilde etkin ve hijyen ve sanitasyon yönetimi o nasıl olacak? Bu ne kadar önemli? Bunu personele anlatmalı diyor. G şıkkında HSS'nin hedeflenen çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması. Yani hijyen ve sanitasyon yönetim sistemiyle ilgili bir takım hedefler var. Bu hedeflere ulaşmayı garanti edecek diyor üst yönetim. Sonra H şıkkında da HSS'nin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin katılımının sağlanması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi. İ şıkkı iyileştirmenin teşvik edilmesi. Yani üst yönetim iyileştirmenin sağlanması için, sürekli iyileştirmenin sağlanması için bütün birimleri, birim yöneticilerini, çalışanları, beyaz yakalıları, mavi yakalıları dolaylı ya da dolaysız şekilde motive etmeli bu konuda ve teşvik etmeli. J şıkkında ise diğer ilgili yönetim görevlilerinin liderliğini göstermek için desteklenmesi. Yani üretim bölümünün lideri, müdürü, insan kaynaklarının müdürü, yöneticisi, kalite biriminin müdürü, yöneticisi, depo sorumluları, diğer alanlarda işte satın alma müdürü ya da yöneticisi, bütün bunları kendi birimlerinde liderliklerini göstermek için destek sağlasın diyor. Şimdi madde 5.2'ye geldik. Burada politika var. Madde 5.2'de 5.2.1 hijyen ve sanitasyon politikasının oluşturulması. Üst yönetim aşağıdakileri karşılayan bir hijyen ve sanitasyon politikasını oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Neymiş onlar? A şıkkında kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyen. Şimdi burada ne diyor standart? Diyor ki üst yönetim diyor bir politika uygulayacak. Bir politika hazırlayacak. Oluşturacak, uygulayacak, sürekliliğini sağlayacak. Ne politikası? Hijyen ve sanitasyon politikası. Şimdi bu mantık diğer yönetim sistemlerini biliyorsunuz hepsinde geçerli. Kalite sistemi ise kalite politikası. Çevre yönetim sistemi ise çevre politikası. Enerji yönetim sistemi ise enerji politikası gibi politikalar uygulanıyor. Burada da aynı şekilde aynı mantık geçerli. Bir hijyen ve sanitasyon politikası. Ama bunun koşulları var. Standart diyor, üst yönetim diyor bunu yaparken yani bu politika uygularken ne yapacak? Bunu uygularken kuruluşun amaç ve bağlamına uygun olacak. Yani bu politika kuruluşla ters düşecek bir politika olmaz. Bir yerden kopyala yapıştır yaptığı bir politika olmaz. Demek ki kuruluşun amaç ve bağlamına uygun olacak. Ayrıca stratejik yönünü destekleyen bir politika olacak. Başka? Hijyen ve sanitasyon hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlayacak bu politika. Başka? Uygulanabilir şartların yerine getirilmesi için bir taahhüt içerecek. Yani bu politika oluşturulurken üst yönetim bir garanti verecek. Diyecek ki ben uygulanabilir şartların yerine getirilmesini taahhüt ediyorum, garanti ediyorum. Tabii uygulanabilir şartlar nedir? Hepsi. Yani gerek mevzuat şartları gerek diğer şartlar. D şıkkında HSS'nin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içerecek. Tıpkı kalite politikasında olduğu gibi. E şıkkında toplum sağlığının korunması ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirli taahhütler dahil toplum sağlığının korunmasını içeren bir taahhüt verecek. Yani 3 tane taahhüt istiyor politikada. Onları tekrar edecek olursak uygulanabilir şartlar, sürekli iyileştirme ve toplum sağlığı. Bütün bunlarla ilgili taahhütler.
Bir de 5.2.2 var mı? Hijyen ve sanitasyon politikasının duyurulması, ilan edilmesi. Şimdi standart diyor ki, tamam üst yönetim politikayı oluşturdu, taahhüt etti, hepsini yaptı ama bunu da yazılı olarak yapacak bir. İkincisi, bir duyuracak personele. Yani bütün personelin bu politikadan haberi olmalı. Duyuracak, anlaşılacak ve uygulanacak. Ve politika ilgili taraflarca erişilebilir bir konumda olacak. Yani ilgili taraflar erişimi sağlayabilecek şekilde açık olacak. O zaman bunun en kolay yolu nedir? Bunun en kolay yolu bunu kendi internet sitesinde yayınlamaktır. İnternet sitesinde yayınladığı zaman ilgili iç ve dış taraflar bu politikaya kolayca ulaşabilir. Evet, burada bir örnek var. Hijyen ve sanitasyon politikası örneği. İşte demiş ki burada örnek olarak ABC Otel olarak ana hedefimiz ilgili tüm tarafların memnuniyetini en üst düzeyde tutarak hijyen gerekliliklerine uygun bir hizmet sunmaktadır. Bu çerçevede tüm yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirerek, bakın burada ne var? Taahhüt var. Ne demişti standart? Yasal gerekliliklerin yerine getirileceğine dair bir taahhüt. Uygulanabilir şartlardır. Yani bu sadece yasal değil, diğer şartları da içerir. Toplum sağlığı başta olmak üzere bakın, toplum sağlığı ile ilgili bir taahhüt de vardır. Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlık, can güvenliği ve iş güvenliklerini sağlamak adına tüm riskleri en alt seviyelere indirmek gibi. Bakın burada da sürekli geliştirme var, yenileme var gibi gibi gibi. Yani bütün bunlar yine bir otelin hijyen ve sanitasyon ile ilgili örneği. 5.3 kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar var. Üst yönetim kuruluş içerisinde ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiğini, duyurulduğunu ve anlaşıldığını güvence altına almalıdır. Yani kurumsal olarak hangi statüde olursa olsun, laboratuvar şefi olabilir, satın alma müdürü olabilir, genel müdür olabilir, depo sorumlusu olabilir, sevkiyat sorumlusu olabilir, üretim müdürü olabilir gibi. Bütün bunlar için herkesin yetkileri nelerdir, sorumlulukları nelerdir, görevleri nelerdir? Bunlar hazırlanacak, belirlenecek, ayrıca duyurulacak ve anlaşılacak. Yani duyurulacak ve anlaşılacak ne demek? Bir görev tanım formu düşünün. Diyelim ki bir CNC operatörü çalışıyor. Orada onun verecek görev tanım formunu ve karşılığında imza alacak. Ben bunu okudum, anladım, kabul ediyorum şeklinde teyit alacak. Üst yönetim aşağıdakiler için yetki ve sorumlulukları belirlemelidir. Kimmiş onlar? HSYS'nin bu standartın şartlarına uygunluğunun güvence altına alınması, proseslerin istenen sonuçları ortaya çıkmasının güvence altına alınması. Üst yönetim aşağıdakiler için diyor, HSYS'nin performansı ve iyileştirme için fırsatların raporlanması, HSYS'deki değişiklikler planlanır ve uygulanırken HSYS'nin bütünlüğünün devam ettirilmesinin güvence altına alınması. Yani bütün burada söylenenler, ifade edilenlerin garanti altına alınması için, sürdürülebilir olması için, gerçekleştirilebilmesi için ne yapacak? Üst yönetim bütün yetki ve sorumlulukları belirleyecek. Geldik 6. madde, planlama. Risk ve fırsat, 6.1 risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri. Şimdi standart burada yine kuruluşlardan bir takım taleplerde, isteklerde bulunuyor. Bu gereklilikleri ortaya koyuyor ve bunları yapın diyor. Neymiş onlar? Kuruluş, HSYS'ni planlarken iç ve dış hususları, ilgili taraf şartlarını dikkate almalı ve A şıkkında HSYS'nin amaçlanan çıktısına ya da çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek için, istenen etkileri artırmak için, istenmeyen etkileri önlemek ve azaltmak için, iyileştirmeyi sağlamak için ele alması gereken risk ve fırsatları belirlemeli. Evet, yani etkileri artırmak, zararları önlemek, riskleri azaltmak, iyileştirmeyi sağlamak, bütün bunlar için bir değerlendirme yapın diyor. Ne değerlendirmesi? Risk değerlendirmesi. Riskleri belirtin. Bazı risklerden sonra fırsatlar doğabilir. Riskleri ve fırsatları belirleyin ve değerlendirin diyor. Evet, yine burada kuruluş aşağıdakileri planlasın diyor. Yani bu değerlendirme yapacaksınız ama öncelikle bunları bir planlayın diyor.
Bu risk ve fırsatları belirleme faaliyetlerini planlayın ve şunları nasıl yapacağınızı planlayın. Neymiş onlar? Faaliyetleri VSS prosesleri içerisinde nasıl entegre edeceği ve uygulayacağını ve bu faaliyetlerin etkinliğini nasıl değerlendireceği, bunları planlayın. Risk ve fırsatları ele alma faaliyetleri ürün ve hizmetlerin uygunluğuna potansiyel etkisiyle orantılı olmalıdır. Şimdi burada bir not var, onlara bakalım. Riskleri ele alma seçenekleri, yani riskleri nasıl değerlendireceğiz? Örneğin riskten kaçınma bir seçenektir. İsterse eğer uygunsa ben der bu riski almıyorum, bu işe girmiyorum, riskten kaçınıyorum. Risk, fırsat kovalarken risk alma. Bir fırsat var, diyelim ki bir yatırım fırsatı var. Ama bu yatırımı yaparsa bir takım finansal olaylardan dolayı belki bazı riskler çıkabilir. Ama diyor ki ben bu fırsatı yakalamak istiyorum ve bunun için risk alacağım diyor. Olabilir. Bu da bir seçim. Risk kaynağını yok etme. Eğer mümkünse tabii bunu ortadan kaldırma en etkili yöntemdir. Riskin gerçekleşme ihtimalini veya sonuçlarını değiştirme, yani azaltma. Riski paylaşma. Mesela bir yangın sigortası yaptırarak yangın riskine karşı sigorta şirketiyle bir paylaşımda bulunmak. Gelelim fırsatlara. Ne demiştik? Risk ve fırsatların değerlendirilmesi. Şimdi riskleri belirledik ama bunlarla ilgili bağlantılı olarak bir takım fırsatlar da var. Mesela yeni uygulamaların benimsenmesi bir fırsat oluşturabilir. Ne var günümüzde bununla ilgili? Örneğin yapay zeka var. Yeni yazılımlar var. Efendim elektrikli otomobiller var. Bunların hepsi yeni uygulamalar. Yeni uygulamaların benimsenmesi bir fırsat olabilir. Yeni ürünlerin lansmanının yapılması, yeni pazarların açılması, yeni müşterilere hitap edilmesi, ortaklıklar kurulması, yeni teknoloji kullanımı ve kuruluşun veya müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak istenen ve uygulanabilir diğer olasılıkların kullanılması. Şimdi 6.2 maddesi var. Hijyen ve sanitasyon. Hijyen ve sanitasyon 6.2'de hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama. Yani az önce hatırlarsanız kalite politikası vardı. Şimdi de hedefler var. Ne demiş standart 6.2.1'de? Kuruluş HSS için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde hijyen ve sanitasyon hedeflerini oluşturmalıdır. Evet, hijyen ve sanitasyon ile ilgili hedefler. Ama bir şey diyor burada bakın. İhtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde. Demek ki bu proses hedefleri olacak. Ya da birim hedefleri, ihtiyaçtan fonksiyon ve seviyeler. Birim hedefleri de olabilir. Mesela üretim biriminin hedefi, üretim bölümünün hedefleri. Depolamanın hedefleri, satın almanın hedefleri, insan kaynaklarının hedefleri, kalite biriminin hedefleri gibi. Bunlarla ilgili diyor bir şey oluşturacak, kendine özgü hedefler oluşturacak. Hedeflerin bir takım özellikleri olmalı. Yani hedefler rastgele olmaz, bir takım özellikleri olacak. Neymiş onlar? Bir defa hedefler ölçülebilir olacak, uygulanabilir olacak, ulaşılabilir, zamana bağlı, izlenebilir olacak. Bu özellikleri korumalı. Evet, bir otel için hedef örnekleri. Hijyen ve sanitasyon uygulayacak bir otel için neler olabilir? Örneğin, gıda üretiminde, ürünlerde, üretim hattında, personelde yaşanan mikrobiyolojik uygunsuzluk sayısı. Yani mikrobiyolojik uygunsuzluklar varsa, işte hastalık bulaştıysa, benzeri olaylar olduysa, bu sayılarda azaltmayı bir hedef olarak koyabilir. Örneğin işte ilaç üretiminde steril olmayan üretim alanlarına HEPA filtreler alınarak hava kalitesinin artırılması. Buna hedef konabilir. Hava kalitesinin şu kadar artırılması denebilir. Bu ve buna benzer birçok hedef örneği olabilir. Evet, 6.2.2'de ne diyor? Hijyen ve sanitasyon hedeflerine ulaşmak için planlama yaparken diyor, kuruluş ne yapacağı planlamada. Ne yapılacağını, hangi kaynakların gerekeceğini, kimin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını, sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin etmelidir. Şimdi sonuçlar nasıl değerlendirilecek, ne yapılacak, ne olacak? Bütün bunlar için ne yapmak lazım? Bir plan yapmak lazım.
Buna ne diyoruz? Buna aksiyon planı diyoruz. Daha geniş ismiyle hedef aksiyon planı. Hedef aksiyon planında işte bütün bu A, B, C, D ve E şıklarındaki ifadelerin karşılıkları yer alır. Mesela ne yapılacak? Aksiyon planında anlatılır. Şu, şu, şu faaliyetler yapılacak. Peki sonra bu faaliyetler için gerekli kaynaklar yazılacak yanına. Hangi kaynaklar lazım, ne kadar lazım? Kimin sorumlu olacağı, sorumlusu yazılır. Ne zaman tamamlanacağı, planlanan tarih ve gerçekleşen tarih şeklinde belirtilir. Sonuçların nasıl değerlendirileceği yine burada belirtilir. 6.3 değişikliklerin planlanması. Kuruluş, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminde değişiklik ihtiyacı tespit ederse değişiklikler planlı şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu plan nasıl olacak, ne yapılacak, neler dikkate alınacak? Kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır. A şıkkında değişikliklerin amaçları ve potansiyel sonuçları dikkate alınacak. Yani bir değişikliğe karar verdik ama bu değişikliğin bir defa amacı ne? Bunu önemli vurgulamalıyız ve incelemeliyiz. Amaç ne? Sonra hadi bu amacı belirledik, dikkate aldık. Sonra potansiyel sonuçları ne olacak? Yani bu değişikliği yaptığımız zaman ne gibi potansiyel sonuçlar var? HSYS'nin bütünlüğü etkilenecek mi? Bozulur mu, bozulmaz mı bütünlük? Buna bakılacak. Kaynakların varlığı değerlendirilecek. Yani bu değişiklikler için gerekli kaynak var mı yok mu? Yoksa nereden sağlayacağız? Onları tartışmalıyız. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi veya yeniden belirlenmesi. Yeniden demek, yani şimdi yetki ve sorumluluklar belirlendi ama sonradan bazı kişilerin yetkisi artırıldı, bazılarınki azaltıldı. Bu durumda yeniden onay gerekecek, yeniden belirleme yapılacak. 7. maddeye geldik. Destek maddesi. Şimdi yeni bir kaynaklar, yeni bir genel anlatım. Kuruluş, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit etmeli ve sağlamalı. Kuruluş aşağıdakileri dikkate almalı. Mevcut iç kaynakların yeteneklerini ve kısıtlarını, dış tedarikçilerden hangi ihtiyaçların tedarik edileceğini sağlamalı. Evet, mesela kendi kaynaklarımız ne kadardır? Dışarıdan ne kadar destek gerekli? Dışarıdan ne kadarını sağlarız? Bunlara bakmalı. Evet, 7.1.2'de de kişiler var. Burada da işte kuruluş hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli kişileri tayin ve temin etmelidir. Yani ister bu bir kişi sorumlu olabilir küçük ve orta ölçekli yerlerde, daha geniş organizasyonlarda bu birkaç kişi olabilir. Yani hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi ekibi olabilir. Bu şekilde belirlenebilir. Altyapı 7.1.3 maddesi, kuruluş hijyen ve sanitasyon proseslerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerin uygunluğunun elde edilmesi için gerekli altyapıyı tayin etmeli, temin etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. Yani bu yönetim sistemini uygulayabilmek için ne lazım altyapıda? Fiziksel kaynaklar mı lazım? Bazı laboratuvar donanımları mı lazım? Efendim insan kaynakları mı lazım? Yani insan kaynakları da biraz daha değişik ama esas altyapı olarak işte bilgisayar donanımları, yazılımlar, elektrik tesisatı, su tesisatı, binalar, müştemilatlar, bütün bunlar altyapıya girer ve bunların tamamlanması gerekir. Altyapı örneklerine bakalım. Üretim, paketleme, dağıtım, taşıma, bilgi teknolojileri, hizmet sektörü için ise ofisler, uzmanlar, yani dışarıdan bilgi alınan kişiler, danışmanlar, sağlık sektörü uzmanları, bankacılar, hukuk danışmanları, avukatlar olabilir, online satış sistemleri gibi. Bir de proseslerin 7.1.4 proseslerin işletimi için ortam var. Burada da eskiden bunun adı 6.4 maddesiydi. Yani bir önceki versiyonlarda çalışma ortamı şeklinde geçerdi. İşte huzurlu, uygun bir çalışma ortamının sağlanması, personelin ayrımcılık yapılmadan yönetilmesi, rahat ve psikolojik açıdan baskı oluşturmayan bir ortam olması, fiziksel şartların sağlanması gibi.
bu unsurlar sunulan ürün ve hizmetlere göre farklılık gösterebilir. Yani hizmet sektöründe ve üretim sektöründe, kamu sektöründe tabii çok farklı farklı tablolar ortaya çıkabilir. Proseslerin işletimi için önemli olan uygun ve gerekli ortamın sağlanmasıdır. Evet, şimdi gene bir aramız var. 15 dakika sonra tekrar saat 9'da devam ederiz.
Evet arkadaşlar, şu anda sesim geliyor mu acaba size? Sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam. Tamam, teşekkürler. Şimdi 7.1.5 izleme ve ölçme kaynakları. 7.1.5.1 genel açıklama. Ürün ve hizmetlerin şartlar uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullandığında kuruluş geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve temin etmelidir. Kuruluş sağlanan kaynaklarla ilgili aşağıdakileri güvence altına almalı. Şimdi izleme ve ölçme faaliyetleri dediğimiz zaman, izleme ve ölçme kaynakları dediğimiz zaman bir şeyi izlemek için, takip etmek için, bir şeyi ölçmek için, mesela müşteri memnuniyetini izlemek, müşteri memnuniyetini izlemek için neler lazım? İşte hijyen ve sanitasyonda pandemiye karşı korunmak için mesela diyelim ki kamera, termal kamera, yani kişilerin ateşini ölçen termal kameralar bir ölçme kaynağıdır. Bütün bunlar için standart diyor, güvence altına alacak kaynaklarla ilgili olarak. Mesela A şıkkında gerçekleştirilen belirli izleme ve ölçme faaliyetleri için uygun olduğunu garanti edecek diyor. Bunu garanti altına alacak. Sonra amaçlarına uygunluğun devamlılığını güvence altına almak için muhafaza edildiğini garanti edecek. Yani istenen koşullarda saklanabildiğini, korunduğunu garanti edecek. Ve kuruluş uygun dokümante edilmiş bilgiyi izleme ve ölçüm kaynaklarının amaca uygunluğunu kanıt olarak saklayacak. Bunu muhafaza edecek. Evet, şimdi ölçüm teçhizatından bahsediyor 7.1.5.2. Az önce örnek verdiğim gibi mesela kişinin ateşini ölçen ortam, alet ve cihazlar olabilir. Bunun yanında hijyeni sağlayan ya da sterilizasyonu sağlayan ve bunların bazı özelliklerini ölçen cihazlar olabilir. Bu ve bunlara benzer ne kadar cihaz varsa standart diyor ki bunların gerekli kalibrasyonları yaptırılmalıdır. Bu kalibrasyonlar değişir. Mesela periyotları farklı farklı olabilir. Birinde 6 ayda bir olur, birinde 3 ayda bir, birinde yılda bir, birinde de 2 yılda bir olabilir. Ama o cihazın kendi karakteristik özelliklerine göre kalibrasyon tarihleri belirlenmeli diyor ve yaptırılmalı. Bütün bu kalibrasyon faaliyetlerini yaptırdıktan sonra kalibrasyon raporları saklanmalı, kalibrasyon listeleri muhafaza edilmeli, saklanmalı. Bütün bunlar dokümantasyonun birer parçası olarak korunmalıdır. Evet, 7.1.6'ya geliyoruz. Kurumsal bilgiden bahsediyor. Neymiş bahsettiği bilgi? Kuruluş diyor, hijyen ve sanitasyon proseslerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi tayin etmelidir. Bu bilgi sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir olmalıdır. Şimdi bu ne demektir? Şu demektir, bir kuruluş tayin ettiği prosesleri, kaç tane proses varsa, bunları yürütebilmek için gerekli bilgiye, gerekli donanıma sahip olmalı diyor. Öncelikle bunu tayin edecek, belirleyecek. Yani biz bu işi yürütebilmek için, bu prosesleri yürütebilmek için hangi bilgilere ihtiyacımız var? Bunları belirlesin, tayin etsin, sağlasın ve bunların devamlılığını getirsin. Yani sürdürülebilir olsun. Şu anda ekran gözüküyor mu? Evet hocam, gözüküyor. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi kurumsal bilgideki olay bu. Bakın burada kurumsal bilgiyle ilgili bir takip formu var. Kurumsal bilgiyi nasıl sağlarız kurum içerisinde? Başarılar, başarısızlıklar, çıkarılan sonuçlar. Mesela faaliyet proje konusu diyelim ki personel yönetimi. Faaliyet proje tarihi yazılacak. Faaliyet proje sonucu, başarı veya başarısızlık. Şimdi personelle ilgili diyelim ki bir başarı oldu. Yani
bir personel bir konuda öneride bulundu ve bu öneri kuruluşa büyük kazanım sağladı. Bu nedir? Başarıdır. O zaman buraya faaliyetin tarihini yazıyoruz. Önerinin tarihini ya da gerçekleşmesinin tarihini. Burada da başarıyı anlatıyoruz. Şu şekilde, şu sağlandı. Kurum kültürüne kazandırılan bilgi. Bu bize ne öğretti? Bu bize şunu öğretti. İşte personelin önerilerine, fikirlerine, görüşlerine değer vermeliyiz. Bize bunu öğretti. Kuruma bir şey kazandırdı, bir fikir öğretti. Ondan sonra kurum içi iletişim. Kurum içi iletişimle ilgili bir olay oldu diyelim. Olumlu ya da olumsuz. Diyelim ki olumsuz oldu. Bir toplantı bazı kişilerin haberi olmadığı için yapılamadı. Buraya tarihini atıyoruz. Proje sonucunu yazıyoruz. Şu sebepten dolayı toplantı yapılamadı. Kurum kültürüne kazandırılan bilgi nedir? Bu tür toplantı öncesinde yani bu tür toplantılarda ya da benzeri faaliyetlerde etkin iletişim yolları araştırılmalı ve kurulmalıdır, bulunmalıdır gibi bir takım şeyler yazılabilir. Bunun gibi daha aşağı doğru gidersek hepsi için olumlu ya da olumsuz gelişmeler ne varsa yazılır. Ondan sonra da en son sütunda da bu faaliyetlerin, bu sonuçların kuruma nasıl yansıdığına bakılır. Evet, 7.2 yetkinlik maddesi. Burada da standart ne istiyor? Diyor ki standart, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen, kendi kontrolü altında çalışan kişi ya da kişilerin gerekli yetkinliğini belirleyin. Yani hijyen ve hijyen sanitasyon yönetim sisteminin performansını etkileyen kişiler hangi yetkinlikte olmalıdır? Mesela yaşı kaç aralığında olacak bu çalışan kişilerin? İşte tahsil durumu ne olacak? Yani lise mezunu olabilir mi? 2 yıllık ön lisans mezunu olabilir mi? Ya da 4 yıllık lisans mezunu olabilir mi? Mühendis mi olması gerekiyor? Bilgisayar programlarından hangilerini bilmesi gerekiyor gibi. Bu yetkinlikleri belirleyin ve bunu dokümante bilgi haline getirin. Yani yazılı hale getirin. Farkındalık. Şimdi bazı personel aslında bir takım şeylerin farkında olmayabilir ama standart diyor ki kuruluş kendi kontrol altında çalışan kişilerin aşağıdakilerin farkında olmasını sağlamalı. Neymiş onlar? Politika, hijyen ve sanitasyon politikası, hedefler. Ondan sonra kendilerinin sisteme yaptığı katkılar, şartların yerine getirilmemesinin etkileri. Mesela hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin gereklilikleri yerine getirilmezse eğer ne gibi sonuçlar çıkar? Bunların farkında olmalı. İletişim var. Kuruluş aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere HSS ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimleri belirlemeli. Neymiş onlar? Ne ile ilgili iletişim kuracak? Ne zaman kuracak? Kiminle, nasıl ve kimin iletişim kuracağını tanımlamalı. İşte bütün bu soruları yanıtlayan bir tablo. Böyle bir tablo oluşturabilirsiniz firmanızda. Mesela bir iletişim tablosu. Ne diyor standart? Ne hakkında? İşte konu burada. Ne zaman iletişim kuracağını burada belirtiyoruz. Kiminle iletişim kurulacak, nasıl kurulacak ve sorumlusu kim olacak? Bütün bunları az önceki standart maddede yer alan gereklilikleri karşılayan bir tablo olarak görüyoruz. 7.5 dokümante edilmiş bilgi. 7.5.1 genel. Kuruluşun hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi aşağıdakileri içermelidir. Bu standardın gerektirdiği dokümante edilmiş bilgiyi içermelidir. Kuruluş tarafından ESS'nin etkinliği için gerekli olduğu belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi kurmalıdır. Yani burada açıklanmak istenen aslında şudur. Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin gerektiği anlamda kurulması, sürdürülebilir olması, performansının sürekli iyileştirilmesi için hangi dokümanlar lazım bunu belirleyin ve sağlayın. Nedir onlar? Örneğin kaç tane prosedür lazım? Hangi prosedürler lazım? Hangi talimatlar lazım? Hangi bilgi dokümanları lazım? Hangi süreç kartları lazım? Hangi formlar lazım kayıt yapmak için? Bütün bunları belirlemelisiniz ve dokümante edecek şekilde hazırlamalısınız.
Oluşturma ve güncelleme. Yani dokümanların hazırlanması ve güncellenmesi. Dokümanlar hazırlandığında bir takım iletişim bilgileri olacak. Tanımlamalar, açıklamalar, formatı hepsi belirlenmiş olacak. Bunlar da nerede belirlenir? Bunlar doküman yönetimi prosedüründe belirlenir. Yani bir prosedür hazırlanır. Bu prosedüre göre tüm dokümanlar ele alınır. İşte burada bir doküman örneği, toplantı kayıt formu. Burada tanımlanmış, sol tarafta logo. Sol alt köşede form numarası, onun yanında ilk yayın tarihi, değişiklik no, değişiklik tarihi gibi bilgiler yer alıyor. Dokümante edilmiş bilginin kontrolü ise, dokümante edilmiş bilgi nerede gerekiyorsa orada bulunmalı. Yani bir makine başına, makine bakım planı varsa, bu makinenin görülebilir bir yerinde olmalı diyor standart. Fotokopi cihazının talimatı varsa fotokopi cihazın yanında olacak ve bunlar kontrol altında olacak. Yani bunların değiştirilmesi tamamen kalite biriminin ya da hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi ekibi varsa o ekibin kontrolü altında olmasının sağlanması gerekiyor. Evet. Dağıtım, erişim, bulma ve kullanım, okunabilirliğin korunması dahil değişikliklerin kontrolü, muhafaza ve elden çıkarma. Şimdi değişikliklerin kontrolünde tabii ne diyoruz ona? Revizyon. Döküman revize edildi. Döküman değişti. Bunun değişiklik tarihi kontrol altına alınmalı, yazılmalı gibi. Şimdi dokümante edilmiş bilginin kontrolünün amacı ne? Gizlilik olabilir. Yani kontrol etmekteki amaç, eğer gerekliyse dokümanın gizli kalması gerekiyorsa gizlilik. Veri ve bilgi kaybının engellenmesi olabilir. Çünkü kontrol altında olmazsa bir prosedür ya da talimatı biri girip bazı bilgileri ortadan kaldırabilir. Bunun engellenmesi için lazım. Bunun yanında uygun olmayan kullanımının engellenmesi önemli. İstenmeyen değişikliklerin engellenmesi önemli. 8. maddeye geldik. Operasyon maddesi. Şimdi operasyon aynı zamanda işletim demektir. Yani işletim maddesi ya da operasyon maddesi. Standart diyor ki burada kuruluş hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi şartlarını karşılamaya yönelik ihtiyaç duyulan prosesleri planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve risk ve fırsatlara yönelik faaliyetleri yerine getirmelidir. Demek ki prosesler planlanacak, uygulanacak, kontrol edilecek. Yani bunu şöyle anlayabiliriz. Bir üretim hattı düşünün. Bu üretim hattında bazı prosesler var ve bu proseslerin kontrolü sağlanmalıdır. Önce planlanacak, mesela üretimde neler üretilecek, kaç günde üretilecek, ne şekilde üretilecek, sorumlusu kim olacak, kaynakları ne olacak, bunlar planlanacak. Sonra da proses kontrolleri yapılacak. Hijyen ve sanitasyon proses döngüsü kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir diyor. Ortam ihtiyacı analizi yapılacak. Mesela neymiş o? Etkin hijyen ve sanitasyon uygulaması için analiz ve değerlendirmeler sonucunda hijyen veya sanitasyon ihtiyacı, hijyen veya sanitasyon ihtiyacı olan ortamların belirlenmesi ve sınıflandırılması. Yani hijyen ve sanitasyonla ilgili alanlar, mesela az önce bir kolej örneği vermiştim. Bir kolej düşünün. Burada hijyen ve sanitasyon ihtiyacı olan ortamlar hangileri? Koridorlarda hijyen ve sanitasyona ihtiyaç var mıdır? Vardır. Çünkü öğrenciler koridorlarda koşuşturacak. Sınıflarda, dersliklerde hijyen ve sanitasyon ihtiyacı var mı? Orada da var. Toplantı odaları orada da var. Bahçede var mı? Bahçede çok gerekli değil. Yani bahçe açık hava olduğu için zaten daha güvenli ve daha korunaklı bir yapıdadır. Bu konuda. Evet, 8.2 dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü. 8.2 bir genel açıklama. Kuruluş dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartlara uygun olmasını güvence altına alacak. Şimdi dışarıya yaptırılan işler var ya da dışarıdan satın alınan ürünler var. Standart diyor ki bu ürünleri temin ederken, bu hizmetleri alırken bir takım kontroller uygulayın. Yani giriş kontrol. Mesela bize lazım olan kriterler hangileridir? Bakın o kriterleri sağlamış mı, sağlamamış mı? İşte buna kontrol diyoruz ve kontrolün tipi, boyutu
yine kontrol formlarında belirlenmeli. 8.2.3 dış tedarikçi için bilgi kısmı var. Burada da diyor ki kuruluş dış tedarikçi ile paylaşımdan önce şartların yeterli olduğunu güvence altına almalıdır. Yani satın alma birimi dışarıya sipariş vermeden önce gerekli şartlar, mesela hangi hizmeti alacağız, hangi ürünleri alacağız ve bunların hizmetin ya da ürünlerin karakteristiği nedir, özellikleri nedir, gereklilikleri nedir? Bunları önceden garanti altına alın diyor. Standartın söylediği olay bu. Hijyen ve sanitasyon programı var. Hijyen ve sanitasyon ile ilgili program veya programlar. Kuruluş diyor, bu programları kuracak, uygulayacak, sürdürecek. Bu programlar ilgili kuruluşun ihtiyaçlarına uygun olacak. İşlerin tipine, boyutuna uygun olacak. Programlar ister genel, ister özel olsun, bütün işlem boyunca tanımlanmalı. Yetkili tarafından da onaylanacak. Evet, bu programlar bu şekilde olabilir. 8.4 temizleme ve sanitasyon işlemleri. 8.4.1 genel gereklilikler. Temizlik ve sanitasyon teçhizatının ve çevrenin hijyenik koşullarda bulundurulduğunu temin altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmalıdır. Programlar sürekli uygunluk ve etkinlik için izlenmelidir. Evet, temizlik ve sanitasyon programlarını her kuruluş kendi özelliğine göre hazırlar. Neler olması gerekiyor? Nerelerde hangi işlemlerin yapılması gerekiyor? Dezenfektasyon işlemleri gibi, hijyen gereklilikleri gibi. Bütün bunlar için belli programlar olacak. Mesela lavabolar, koridorlar, toplantı odaları, işte orada formlar asılacak. Haftada 3 defa dezenfekte edilecek. Örneğin dezenfektasyon sorumlusu şu kişi olacak. Bunun kaynakları şunlar olacak. Planlanan tarihler, periyotlar, gerçekleşen tarihler, şu periyotlar şunlar olacak gibi programların yapılması. Temizlik ve sanitasyon maddeleri ve araçları. Şimdi gerekli araçlar standart diyor ki ıslak olabilir, kuru olabilir temizlik çeşidi. Bu hazır tutulmalı diyor. Yani ne zaman gerekiyorsa bunlar kullanılacak şekilde hazır biçimde olmalıdır diyor. Burada da temizleme ve sanitasyon programları oluşturmalıdır ve temizleme teçhizatının da temizlenmesi dahil belirlenmiş bir planla işletmenin ve teçhizatın tüm alan ve parçalarının temizlenmesi ve veya sanitize edilmesinin temin edilmesi kuruluş tarafından onaylanmalıdır. Evet, yani gerek programlarda yer alan mahalleler, fiziksel alanlar, gerekse bu temizlik ve sanitasyonu yapacak her türlü araç, gereç, malzemelerin de ayrıca temizlenmesi, gerekiyorsa dezenfekte edilmesi program dahilinde değerlendirilmelidir diyor. Temizleme veya sanitasyon programları en azından aşağıdakileri belirlemeli. Yani bu programları yaparken neler belirlenecek? Temizlenecek veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları. Yani bunlar hangileridir? Bunları belirleyin diyor. Belirtilen görevler için sorumluluklar. Bunları kim yapacak? Bunları belirleyin. Temizleme, sanitasyon yöntemi ve sıklıkları, periyotları, yani hangi yöntemle bu temizleme yapılacak ya da sanitasyon ve hangi aralıklarla yapılacak? Bunları gösterin programda. İzleme ve doğrulama düzenlemeleri. Bunları nasıl izleyeceksiniz, nasıl doğrulayacaksınız, bunları belirleyin. Temizlik, sanitasyon sonrası kontroller nasıl olacak, bunları belirleyin. Çalışma öncesi kontroller nasıl olacak? Mesela temizlik yapılmadan önceki durumla temizlik yapıldıktan sonra durumu karşılaştırmak için öncesinde ve sonrasında bazı kontrollerin yapılması uygun olacaktır. Burada bir örnek var. Hastane dezenfeksiyon planında dezenfeksiyon ve sterilizasyonun gerektiği alan ve durumlar tanımlanmalı. Alanlar nerelerde yapılacak? Isı ile dezenfeksiyon uygulanacaksa kimyasal madde kullanımını önleyecek kurallar olmalı. Tek kullanımlık aletlerin olduğu uygulamalar tercih edilmeli. Mesela kullan at aletleri var. Kullan at, kullan at. Tek kullanımlık. Bunlar dezenfektasyon anlamında daha
emin, daha güvenli temizleme yöntemleridir. Yeni ürün kullanımları ile ilgili olarak bilimsel gelişmeleri izleyecek sorumlular olmalı. Tıbbi adetler belirlenmeli. Yani grup grup, kritik olanlar, yarı kritik ya da kritik olmayanlar hangileridir? Bunlar belirlenmeli. Kritik aletlerin steril olmaları gerektiği, yarı kritik olanların steril olmaları veya yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirdikleri, kritik olmayan aletlerin görünür kirlerden arındırma. Yani burada sadece kritik olmayan aletlerde fark ne? Temizlik olacak. Yoksa şey gerekmiyor, sterilizasyon gerekmiyor. Evet, bunları benzer bahsettik. Şimdi gelelim 8.4.4'e. Temizlik ve sanitasyon etkinliğinin izlenmesi. Şimdi temizlik ve sanitasyon programları yapıldı. Planlamalar yapıldı. Bunlar uygulandı. Fakat standart diyor ki bütün bu yapılanlar acaba yeterli oldu mu? Etkin oldu mu? Bunu sürekli olarak izleyeceksiniz diyor. Belirlenen periyotlarda. Mesela ne kadar etkin oldu, ne kadar yeterli oldu? Bir periyot belirleyin. O periyotlarda bunları kontrol edin ve izleyin. Şimdi 8.5 tanımlama ve izlenebilirlik. Hijyen ve sanitasyonun uygunluğundan emin olmak için kuruluş gerektiğinde çıktıları tanımlamak için uygun yöntemler kullanmalıdır. İzlenebilirlik bir şart olduğunda kuruluş çıktıların her birine özel olan tanımlamayı kontrol etmeli ve izlenebilirliği sağlamak için gerekli dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. Şimdi her türlü çıktıyı uygun yöntemlerle tanımlayacağız ve bunun için gereken yöntemler kullanılacak. İzlenebilirlik için hangi yerde hangi işlem yapılmış, neler kaydedilmiş, ne şekilde uygulanmış, kim tarafından uygulanmış, bütün bunları izleyecek bir yapı oluşturulmalı. Yani dokümantasyon sistemi olabilir bunun için. 8.5.3 muhafaza kısmı, kuruluş, hijyen ve sanitasyon için kullanılan ürünlerin şartlara uygunluğunu güvence altına almak için gerekli olduğu derecede muhafaza etmelidir. Temizleme, sanitasyon ajanları ve kimyasal maddeler üreticinin önerdiği şekilde depolanmalıdır. Şimdi muhafaza ile ilgili mesela neler yapılabilir? Her türlü kullanılan araç ve gereçlerin kullanımına uygun biçimde korunması. Mesela bazı araç ve gereçler nemli ortamda tutulmamalıdır. Bazı sert malzemeler rutubetli ortamda ya da bazıları da tam tersi kuru ortamda tutulmamalıdır gibi. İşte bütün bunlar kullanım koşullarına uygun biçimde saklanmalı ve bunlar muhafaza altına alınmalı. 8.7 acil durumlara hazır olma ve müdahale. Şimdi burada standart bir şart istiyor. Neymiş o şart? Kuruluş muhtemel acil durumlara hazırlık ve bunlara nasıl müdahale edeceği ile ilgili gerekli prosedür ya da prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Acil durumlarda neler olabilir? Şimdi acil durumlar için bir defa acil durum ekibi olmalı. Bu ekipteki görevli kişiler gerekli eğitimi almalı acil durumlarla ilgili ve bu eğitime uygun olarak da ne yapmalı? Gereklilikleri uygulamalı. Mesela acil müdahale planına uygun olarak bir acil durum tatbikatı yapılabilir. Bununla ilgili prosedür oluşturulacak. Çünkü standart ne diyor burada? İlgili gerekli prosedür ya da prosedürleri oluşturmalı. Malı diyor. Yani zorunlu. Uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Evet. O zaman ne diyeceğiz? Ne yapacağız biz? Bir tane acil durum prosedürü yazacağız. Bu standartın 8.7 nolu talebini karşılamak için. Evet. Burada acil durumlarla ilgili her türlü prosedürler yapılacak. Prosesler belirlenecek. Belli periyotlarla gözden geçirilecek. Gerekli revizyonlar yapılacak. Şimdi geldik standardın performans değerlendirme başlığına. Standardın 9. maddesinde yer almakta olan performans değerlendirmenin nasıl yapılacağına bakalım. Diyor ki standart kuruluş yani izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme başlığında ve 9.1.1 genel açıklamasında kuruluş aşağıdakileri tayin etsin. Neymiş o?
neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini. Yani biz neleri izleyeceğiz, neleri ölçeceğiz? Mesela temizlik ve sanitasyon yapılan alanları izleyeceğiz. Ondan sonra mikrobiyolojik olaylara maruz kalan kişi sayılarını izleyeceğiz ve bunların ölçeceğiz. Geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme yöntemlerini belirleyin diyor. Ne zaman gerçekleştirmesi gerektiğini belirleyin diyor ve bu analizler ne zaman yapılacak, nasıl olacak, sonuçlar ne zaman gözden geçirilecek, değerlendirilecek, bunları belirleyin diyor. Kuruluş, hijyen ve sanitasyonun performansını ve etkinliğini değerlendirmelidir. Kuruluş sonuçların kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmeli. Evet, 9.1.2 analiz ve değerlendirme. Kuruluş izleme ve ölçmeden gelen uygun veri ve bilgiyi analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Şimdi biz neleri ölçtük, neleri izledik, ne varsa önümüzde işte hijyen çalışmaları, sanitasyon uygulamaları, sterilizasyonlar, bütün bunları bunlarla ilgili neleri ölçtük? Mesela kaç haftada bir yapıldı, kaç günde bir gerçekleştirildi, sonuçlar ne oldu falan gibi. Bütün bunları diyor, analiz edin sonuçlarını ve değerlendirin. Peki ne değerlendireceğiz? Burada saymış. Uygunluk, yani hijyen ve sanitasyona olan uygunluk. Ne kadar uygun? Yaptığımız çalışmalar sonucu kriterlere uygun mu? HSYS'nin performansı ve etkinliği. Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı. Hijyen ve sanitasyon bağlantılı müşteri geri bildirimleri. Risk ve fırsatlar. Dış tedarikçiler. HSYS'nin iyileştirme ihtiyaçları. İşte bütün bunları değerlendirmelisiniz. Bu değerlendirmeler sonucunda ister toplantı kararları alabilirsiniz, isterseniz bu değerlendirmeleri rapor haline getirebilirsiniz. İş tetkikler. Şimdi iş tetkikler tıpkı diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi yapılması zorunludur. Yani bunlar iş denetimler yılda en az bir kez yapılmalıdır. Ve bir kez yapılmadığı takdirde majör hata dediğimiz büyük hata grubuna girer. Onun için bu standartların gerekliliklerine, şartlarına, koşullarına uygun olarak standart diyor ki yılda en az bir kez iş tetkiklerinizi gerçekleştirin. Tabii iş tetkikler için ne yapılacak? Programlama yapılacak, planlama yapılacak. Buna yıllık iş denetim planı diyoruz ya da yıllık iş tetkik planı diyoruz. Bu tetkiklerde hangi kritere göre neler denetlenecek, hangi birimler denetlenecek, hangi süreçler denetlenecek, bütün bunlar bu programlarda, bu planlarda gösterilmeli. Ve bunlar da standart diyor, dokümante edilmiş bilgi olarak saklanmalıdır. Şimdi geldik 9.3 maddesine, yönetimin gözden geçirmesi maddesi. Burada standart diyor ki, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini üst yönetim planlı aralıklarla, yani belirlenmiş aralıklarla gözden geçirmelidir. Bu aralıklar yılda en az bir kere yapılmak kaydıyla olmalı. Çünkü yönetimin gözden geçirmesi yılda bir yılı geçerse yapılmayalı, bu majör hataya girer. Onun için bir yıl geçmeden, bu 6 ayda bir de olabilir, yılda bir de olabilir ama önemli olan bir defayı geçmesin. Ondan sonra önceki yönetimin gözden geçirmelerinde karar alınan faaliyetlerin durumu, bunlar girdiler. Yani girdiler derken önceki YGG toplantısı, yönetimin gözden geçirme toplantısında neler alınmış karar olarak ve bunlar konusunda ne yapılmış? HSYS ile ilgili iç ve dış hususlarda değişiklik var mı yok mu? Bunlara bakın diyor. Daha sonra hijyen ve sanitasyon kapsamında ilgili taraflardan gelen bildirimleri inceleyin. Hijyen ve sanitasyon hedeflerinin erişme derecesini inceleyin. Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğuna bakın. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetleri inceleyin. İzleme ve ölçme sonuçlarına bakın. Tetkik sonuçlarına bakın. Dış tedarikçilerin performansına bakın. Kaynakların yeterliliğini inceleyin.
Risk ve fırsatların belirlenmesi için gerçekleştiren faaliyetlerin etkinliğini inceleyin. İyileştirme için fırsatları inceleyin. Bütün bunları inceledikten sonra bu sayılan maddelerle ilgili çıktılara yer verin. Bu çıktılar içerisinde alınan kararlar yer almalı ve kaynak ihtiyaçları belirlenmelidir. Ve YGG toplantısı da yine diğerleri gibi muhafaza edilmeli. Şimdi geldik sonuncu maddeye. 10. madde ve sonuncu madde. İyileştirme maddesi. Genel anlamda kuruluş iyileştirme için fırsatları tayin etmeli ve seçmeli. Müşteri şartlarını karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli faaliyetleri uygulamalı. Yani iyileştirme için ne varsa her türlü fırsatı değerlendirin diyor. Müşteri memnuniyetini artırmak için ne yapmanız gerektiğini belirtin diyor. Şimdi neleri içerecek bunlar? Şartları karşılamanın yanı sıra gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla hijyen ve sanitasyon uygulamalarını iyileştirin. İstenmeyen etkileri düzeltin, azaltın. ESS performans ve etkinliğini arttırın diyor. Geldik 10.2 maddesine, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlığına. Şimdi standart diyor ki bir uygunsuzluk olduğunda gerekli tepkiyi verin ve gerekli faaliyetleri yapın iyileştirmek için. Şimdi öncelikle uygunsuzluk nedir? Ona bakmalıyız. Uygunsuzluk bir gerekliliğin yerine getirilmemesidir. Ya da diğer ifadeyle uygunsuzluk istenen kriterlerin yerine getirilmemesi, oluşmamasıdır. Buna uygunsuzluk diyoruz ve bir uygunsuzluk çıktığında ne yapıyoruz? O uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için ya da kötü etkilerini azaltmak için iyileştirici faaliyetler yapıyoruz. Buna ne diyoruz? Düzeltici faaliyet diyoruz. Düzeltici faaliyet çalışması yapılıyor. Bununla ilgili tüm düzeltici faaliyetler yapılsın diyor standart ve bu düzeltici faaliyetler acele yani vakit geçirilmeden, acele demeyelim, vakit geçirilmeden yapılmalı. Bunlarla ilgili riskler, fırsatlar gözden geçirilmeli. Düzeltici faaliyetlerin etkin olup olmadığına bakılmalıdır. Ve yine diğerlerinde olduğu gibi kuruluş düzeltici faaliyetleri yazılı bilgi haline getirmeli. Yani dokümante edilmiş bilgi haline getirmelidir. 10.3 sürekli iyileştirme maddesi. Kuruluş HSS'nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmelidir diyor. Tabii sürekli iyileştirme aslında bütün yönetim sistemlerinde istenen bir durumdur ve yapılması gereken bir durumdur, bir uygulamadır. Sürekli iyileştirmeyi nasıl yapacağını, hangi yöntemlerin kullanılacağını kuruluşun kendisi tayin edebilir. Evet, değerli katılımcılar, programımız burada tamamlanıyor. Sormak istediğiniz soru varsa, şu anda aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Peki. O halde hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi geceler.